Efendim herkese iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz. En sıra dışına hoş geldiniz. Bu gece yine her zaman olduğu gibi çok değerli konuklarımla birlikteyim. Gafar Yakıncı hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim iyiyiz. Bu tenha bugün stüdyo biraz. Stüdyo tenha. Yani çok tenha değil tabii, sizle ben varım ama. Eyvah. Tenhalarda, menhalarda. Şimdi bir de tenhalarda buluşanlar var biliyorsun. Var. Biz i̇şte. Ama biz stüdyodayız. Herkesin gözünün önündeyiz. Kapalı kapılar arkasında yaşıyoruz. Emin Pazarcı Ankara'da. Emin Pazarcı yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Asıl tenha yer burası. Ben tek başıma oturuyorum böyle işte. Siz oralarda hiç olmasa birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz. Bir ben tek başına daha oturan var. Tek başına oturan bir kişi daha var. Hasan Öztürk. Hasan Öztürk hoş geldiniz yayınımıza. Eyvallah. Kolay gelsin. Hasan Öztürk bugün stüdyonun dışında bizlerle birlikte olacak. Evet. Onu da söyleyelim. Ama ekranda Gönüller Büros. Efendim? Gönüller Büros. Gönüller Büros. Ama Büros. Ekranda kelebeği fotoğraflar koyulunca hepimiz stüdyoda olacağız. Şimdi Ömer onu yapacak. Kelebek? Yani kelebek tabir ediyoruz biz onu. Ha, adı o mu? Adı o. Ha, onu bilmiyorum. Bir şey daha öğrenmiş oldum. Evet, gerçekten. Ya, şeyli dört parçalı olduğu diye kelebek evet, biliyorlar ona. Kelebek geliyor değil mi Ömer? Aa, hepimiz şimdi bir aradayız. Evet, işte hepimiz bu. Yan yana olduk şu anda. Evet. Ben Emin abinin yanına düştüm. Benim yerim hatta güzel. Hatta ben şimdi bir baş boşluğu alayım daha çok olsun. Dur. Evet. Ben, güzel. Böyle şimdi mesela Skype'la... Kaldır, tamam. Kaldır. Ömer diyor ki kaldır abi diyor. Hasan Öztürk Skype'la katıldığı için kameramanın tamam, da kendisi abi. İstediği atraksiyonu yapabilir. Tabii tabii. Ha, İsterse evet. Sadece şu kadar yaklaşabilir. Tabii biz, İsterse bizler kameraman arkadaşlara bağlıyız. Ona bağlıyız. Tabii, evet. Sen kıpraşsan da kameraman senin bildiği çerçevenin şimdi içerisinde. Şimdi birinci tutar. Sırada ben mi varım, siz mi varsınız Turgay Güler? Kim? Sen ol, sen ol. Yok hayır, soldan sağa mı sayılır, sağdan sola mı? Bu kelebeği televizyonda... değiştirecek. Bu kelebeği şimdi moderatör konuklu hale getirecek şimdi birazdan. Ha, farklı bir şey daha farklı olacak. Farklı bir şey daha var. Yani. Adı kelebek ha. Yani. Ama kelebeğe benzemiyor oradaki ki oradaki sıralama bakış açısına göre. Buna Emin Bey cevap versin. Tamam. Ben cevap vermem. Neyse konu... Vallahi sakallı bıyıklı adamlardan kelebek olmaz. Doğru söylüyorsun Gaffar. Yani hepimiz sakallı bıyıklı adamlarız. Böyle kelebek mi olur? Ya mesela şimdi... Emin abi ne güzel söyledi bak Emin Bey. Bak mesela başka... Sakallı bıyıklı adam, bu kadar sakallı bıyıklı adam kelebek mi olur? Tamam, başka şöyle... bir şey koymak lazım adını bunun ya. Dana mesela. Ömer başka adı var mı abicim bunun? He. Kelebek. Pencere. Dörtlü pencere. Tamam. Dörtlü pencere. Dörtlü pencere, üçlü pencere. Uyar mı? Yani Emin Bey söylesin öpüyorum adını. Hayır ama ben standartı bileni soruyorum diye. Ben standartı diyeceğim. Ben en acım olan benim. Pencerenin perdesini. Aç bana göster yüzünü. Bunlar siyaset diye toplandık ne konuşuyorlar. Ne içtiler ne yiyorlar. Ya işin aslı. Çay içiyoruz. Bunu sormuşlardı. CNN de bana bir muhalif şey sormuştu. Ben çay içiyorum. Evet. İşin başka aslı şey... şu. Ya hayat devam ediyor. Biz bu hayatın içerisinde yaşayan, etten, kemikten, nefis taşıyan insanlarız. Keşke ülke meseleleri böylesine ağır olmasa, dünya meseleleri böyle ağır olmasa. Keşke. Otursak burada, başka bildiklerimizi konuşsak. Değil mi mesela? Keşke, evet. Güzel şeyler konuşsak, tabii. Sanat konuşsak, tabii. Tarih konuşsak. Tabii. Yani Hasan Bey, Emin Bey beni affetsin şimdi çok laf çalmış gibi olacağız stüdyoda olduğumuz için ama ben yok. Şunu söyleyeyim. Mesela şimdi İsveç'te bir süre kaldığım için bazen hala İsveç televizyonlarını izliyorum. Hı-hı. Açıyorum yani dili de unutmayayım diye işte pratik olsun diye. Ya o kadar boş beleş konular konuşuyor, adamların derdi yok. Yok, tasası yok. Yani işte mesela sarayın bahçesine bir tane kedi girmiş, bir de köstebek varmış işte onu yakalamış, kaçmış falan. Evet. Konuştukları konular, televizyonda oturup konuşuyorlar. Keşke bizde de öyle olsa. Yani burada olmasak da böyle Orta Doğu'da böyle tabii. Stratejik bir yerde ama ülkemizden memnunuz da yani güvenlik içinde olsak diyelim yani. Çırağan Sarayı'nda da bir düğün oldu geçen gün. Çaycı Allah, bir arkadaş. Allah mesut etsin ya. Allah mesut etsin. Bize Allah mesut etsin demek düşer. Ama tabii. Saray edebiyatı yapıp sarayda tabii. Da olmuyor çok bu iş. Çok pahalı bir yer orası bu arada. Evet, çok pahalı bir yer. Çok pahalı. Neyse. Yani o işin uzmanı değiliz zenginin ama. Zenginin malı züğürtün çenesini yorar, bizi ilgilendirmez. Bir başlarsak epey konuşuruz. Evet. Züğürt olduğumuzda. Şimdi ama şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Bir ekip şu anda bütün dikkatiyle bizi izliyor. Organize bir ekip. Kayıt tutuyor. Kayıt tutması, kayıt tutsun.
cımbızlayabileceğimiz bir yer çıkar mı? Buradan nasıl rezillikler ortaya koyabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl bir pislik yapabiliriz? Diyen bir ekip var. Var. Organize bir ekip de var yani. Geçen hafta yapıldı. Ben yeri gelmişken söyleyeyim yani. Bunu konuşuruz konuşmayız. O siz bilirsiniz. Onu size karşı yapabilirsiniz. Bir cümle edebiliriz belki. Ben bir cümle söyleyeyim. Yazdım da bunu yani. Yani yazdım derken bu ara mesaj kısa şeylerimizi Twitter'a yazıyoruz. Aha. Onun için yazdım. Yazdım. Yani mesela ben Turgay Güler, işte Hasan Bey olsun, Hasan Öztürk, Emin Pazarcı, başka arkadaşlarımız da var. Yani bir grup insan, sayısı çok fazla olmayan insanla ilgili ne olduğunu sormam bile. O kadar eminim ki. Yani bu insanların ağzından ahlaka aykırı, vatanın, milletin menfaatine aykırı bir şey çıkmayacağım. Ben eminim. Emin olduğum için sormadan önce itiraz ederim. Şimdi bunu şöyle yadırgayabilir vatandaşlar. Ne diyor bu adam diye. Ama şöyle yani bir insandan emin olursanız artık onun arkasını sorgulamıyorsunuz. Nitekim de yanılmadık. Geçmişte de öyle oldu. Bazı dostlarımız, arkadaşlarımız, yani bizim ahlakına kefil olabileceğimiz insanlarla ilgili bir şeyler çıktığında bir baktık ki onlara iftira atılmış. Dünyanın en kötü şeyi iftira. Çünkü insanın yani izzeti nefsine ağır geliyor. Dolayısıyla bu işe tevessül edenler, üstelik içinde dost gibi görünenler de oluyor. Maalesef. Yani o Hasan Bey'in kitabının adı zaten. O yani adını öyle koymuş. En acı olanı da o. Ama şöyle zannetmesinler. Yani dünyada namuslu insanlar da sahipsiz değil yani. Biz de birbirimizi tutmayı biliriz, yan yana durmayı biliriz. Aynen öyle. Ve vatandaş da namuslu insana değer verir. Hiç öyle bir dünya yok. Yani şunu düşünenler yanılırlar, aldanırlar. Ya biz işte bazı dümenler çevirelim, gemimizi istediğimiz gibi yürütürüz. Yaptığımızda yanımıza kar kalır. Vallahi kar kalmıyor. Gerçekten kar kalmıyor. Er ya da geç hak yerini buluyor. Onun için buradan bir kez daha kınayalım. Yani bu hareketi kınayalım. Turgay Güler'in şahsını değil. Değil yani başka birine karşı da yapılsa bu yanlış bir iş. Bir insanı söylemediği bir söz yüzünden zan altına sokmak. Yani bu ağır bir şey. İnsana ağır gelir. Bir de toplumu da kirletir yani. Bu kadarını söyleyeyim ben yani. Herkes de üstüne alınması gerekenler alınsın yani. Madem açtım bir cümle de ben söyleyeyim. Dün arkadaşlar saymıştı dün itibariyle. Dün gündüz de olabilir. 30 bini aşkın insan destek mesajı yayınlamıştı sosyal medyada. 30 bini aşkın. Böyle artmıştır bu. Hepsinden Allah razı olsun. Öbürü az önce ifade ettiğiniz namussuzluğu yapacak zaten. İşi bu, vazifesi bu, mesleği bu. Haline getirmiş. Ona denecek şeyi söylüyoruz zaten. Bu süreçte benim kırıldığım tek şey, üzüldüğüm, hakikaten üzüldüğüm tek şey, sayısı az olsa da, yani çok değil ama az olsa da, ya öyle laf edilir mi? Nasıl ettin? İzledin mi diye sorulduğunda da izlemedim diyen tipoloji var ya, hakikaten bu insanı yaradı. Az sayısı az önemli değil. Bu konuda mesela şunu da söyleyeyim. Yazıp sonra okuyup izleyip ya öyle dememiş diyenler de oldu. Onlara da teşekkür edelim. Bunu takdir etmek lazım Turgay. Bunu takdir etmek lazım. Gerçekten bak. Evet. Yani hani bir fikri tartışmanın içerisinde olabiliriz. Farklı fraksiyonlarda, farklı görüşlerde, farklı kamplarda olabiliriz. Siyasal düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama burada gerçekten hakkaniyetli davrananları da burada gerçekten yani çok önemli buluyorum ben. Onların evet. Yazdıklarını, çizdiklerini ve söylediklerini, şahitliklerini. Hatta yani bir tanesi sen söyle diye ben isimleri Fatih Altaylı. Fatih Altaylı. Yani hiçbir şekilde nasıl olur diyebileceğimiz bir nokta, birçok konuda farklı düşündüğümüz konuda evet ya ben böyle demişti dedikten sonra hayır öyle dememiş diyebildiler. Dediler. Bu da gerçekten takdire şayan. Yani bunun altında evet. Çizmekte fayda var. Madem açtın. Arkadaşlar da sen söylersin. Evet. Madem açtın. Önemli yani. Madem açtın. Hani izleyicilerimiz de bilsin. Ben salı günü, o gecenin ertesi salı günü bir baktım Fatih Altaylı bir yazı yazmış. Ağır da bir yazı. O da işte böyle bir şey demiş olduğumu varsayımıyla bir yazı yazmış. O anki işte mevcut şeyin fotoğrafın
şehvetine kapılmış. Fatih Altaylı'yı aradım. Dedim ki Fatih Bey, biz ideolojik olarak farklı dünyaların insanı olabiliriz. Birbirimize yönelik eleştiriler yapabiliriz. Yanlış bulduklarımızı söyleyebiliriz. Sesimizin tonunu bu uğurda yükseltebiliriz. Kalemimizin keskinliğini arttırabiliriz. Tam eyvallah, bunlar eyvallah. Ama insan demediği bir şey üzerinden, bir iftira üzerinden böyle bir şeye maruz bırakıldığı zaman hakikaten üzülüyor. Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum dedi. Dedi ki nasıl yani? Dedim ki orada öyle bir şey söylemedim. Söylemediğim bir şey üzerinden bana bu eleştirileri yaptınız. Dedi ki nasıl söylemedin? Dedim ki yani siz bir gazetecinin, benim, bir başkasının çıkıp işte gaz fiyatlarından şikayet ediyorsanız şöyle şöyle yapın deme ihtimali var mı dedim. Dedi ki yok yani. Ben size dedim görüntüleri göndereyim. Bir bakın. Siz karar verin dedim. Olur dedi. Görüntüleri gönderdim. İzledi. Ve bir yazı yazdı dedim. Dedi ki yani izledim. Gerçekten Turgay öyle bir şey söylememiş. Dememiş. Şimdi bunu da paylaştım. Teşekkür ettim. Birileri buna tepki gösterdi. Ya senin Fatih Altaylı'nın şahitliğine ihtiyacın yok vesaire. Mevzu o değil. Bak mevzu o değil. Mevzu şu. Bunu yazmaya da bilirdi. Yazması bir adımdır. Bakın bir adımdır. Önemli bir şeydir. Çünkü Gaffar Yakınca, Emin Pazarca, Hasan Öztürk ne kadar derse desin öbürü dönüp bakmıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Çok enteresan. Demediğiniz bir şey konusunda Fatih Altaylı çıkıp diyor ki evet dememiş. Bu sefer Fatih Altaylı'nın mahallesi Fatih Altaylı'yı dövüyor. Ahmet Hakan'ın da hakkını teslim edelim. Programı o gece birlikte yaptık. Programın içinde de böyle bir şey olmadığını konuştuk. Orada da diğer hani muhalif olanlar da demedin böyle bir şey. Ne saçma diyorlar dedi. Ona rağmen bu iftiralar atıldı. Ahmet Hakan da olayın aslını yazdı. Demediğimizi söyledi yani. Sorun değil. O yani, zaman Turgay, bir gazetecilik dersi belki bir ekleme yapmak lazım. Bakın Fatih Altaylı doğru bir yanlış yapmış, onu düzeltmiş. Ama bir gazeteci bu yanlışı yapamaz. İzlemediği görüntü üzerinden bir değerlendirme yapması mümkün değildir. İşte burada bunların nasıl gazeteciler oldukları ortaya çıkıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman izlemediğim bir görüntü üzerinden ya da dinlemediğim bir kişinin sözleri üzerinden kabul etmediği noktada oturup bir değerlendirme yapmadım, yapamam. Çünkü bu ahlaki bir konu, bu etik bir konu. Bence işin bu tarafı da bir köşeye korulmalı ve pek çok insan bunu yapıyor maalesef. Biri bir şey söylüyor, vay böyle demiş diye gidiyor, mişle olmaz gazetecilik dedi. Bakarsınız, çek edersiniz, ondan sonra yazarsınız. Bunu da eklemek lazım. Eyvallah ama ben bir şey söylemeyeceğim. Bugün burada söylemeyeceğim. Ama bence Fatih Altaylı vakasından yani bir defa gerçeği teslim ettiği için tamam teşekkür edelim. Ama gerçeği teslim ettiği için teşekkür edecek. Bunu bir lütuf olarak görmüyorum. Bu orada bu bir eksik bir var. Onu bile söylemiyorum. Ama Emin Bey'in söylediği hala çok doğru. Hala gerçek olmayan yazı duruyor. Tabii yapacak bir şey yok ama yani gazeteciliğin belirli ilkeleri yok mu? Yok. Bir konuyu yazarken yani üstelik çok basit ulaşmanız yani. Evet. Çok basit yani internetten artık bütün programlarımızın kayıtları var. Bakıyorsunuz yani. Yani ben şunu söyleyeyim, izleyiciler bilsinler. Biz çünkü ya bu programın devamlı konuklarıyız. Kadrosuyuz yani. Tabii. Öyle diyelim. Ben de Turgay Güler'i tanıyorum. O akşam bir başka televizyon programında olduğum için yani geç bitti. Ben de biraz sabah da biraz geç uyandım. Normal kalktığımdan geç bir vakitte uyandım. Turgay Güler'in telefonuyla uyandım. Ve çok yani sesi üzgündü. Ya dedi böyle böyle hayırdır dedim yani sabah bu saatte aramaz normalde yani. Ne oldu falan ya dedi haberin yok mu senin falan dedi. Yani bunu şunun için söylüyorum bakın. Turgay Güler çok güçlü bir gazeteci. Yani ismi olan bir gazeteci, deneyimi var. Yani isminin ağırlığı var.
Yani bir insana iftira atıyorsunuz ve hani sabaha kadar uyutmuyorsunuz o insanı. Bu haksızlıktır. Bu gerçekten, ya bunu söylemek zorundayım. Kusura bakma yani. Gerçekten bunu söylemek zorundayım. Bir de çocuğum var, çoluğum var, çocuğum var. Çoluğu çocuğu var, ailesi var. Bu anam var, babam var. Yani bu zulüm. Yani böyle bir zulüm olmaz. Kavga hak. Eyvallah. Tabii ki farklı taraflardayız. Fikirlerimizi çatıştıracağız. Bu programın içinde fikirler çatışıyor. Kaç defa biz bunları yaşadık? Birbirimizle fikirlerimiz uyuşmuyor. Ama yani bel altına vurmak, tuzak kurmak, kumpas. Ya bu tuzaktır yani. Tuzak kuruyorsunuz, iftira atıyorsunuz. O zaman tam da burada bir şey söylemek lazım. Tabii ki. Ne oldu bizim sosyal medya yasasına? Evet. Yani belki de tam da yeri geldi. Evet. Çünkü bu kumpas, bu iftira, bu olmuş gibi gösterilen hadise, olmamış bir olay, olmuş gibi gösterilen hadisenin cereyan ettiği merkez, yapı, yer, sosyal medya. Dolayısıyla biz, ne oldu bizim sosyal medya yasamız? Ne oldu ya? Yani biz bu sosyal medya düzeniyle, bu sosyal medya ortamıyla devam edersek, bakın şimdi Turgay Güler son örnek oldu işte yani. Cellatlık yaptılar değil mi? Doğradılar. Turgay Güler doğradılar. Yani haysiyet cellatlığı yaptılar ve doğradılar. İtibar suikastine uğradı Turgay Güler. Şimdi Turgay Güler'in Allah'tan bir dostları oldu dedi. Bak 30 bin tane destek tweetinden bahsetti. Evet. İki, bir mecra var. Elinde kalemi var. Yazabiliyor. Çok şükür. Hasan Öztürk var. Emin Pazarcı var. Gaffar Yakıncı var. Var oğlu var. Kendini ifade ediyor. Şimdi ifade edemeyen nice insanlar var ya. Nice insanlar var. Şimdi biraz bence bu sosyal medya yasasına ne oldu kardeşim diye biz meclise, meclisteki milletvekillerine, AK Parti'ne bir şey söylememiz lazım. Ben kendi adıma söylüyorum. Ya bu ortamda, böyle bir sosyal medya ortamında biz nasıl toplumsal düzenimizi devam ettireceğiz? Nasıl iç barışımızı devam ettireceğiz? Nasıl dışarıya karşı bir takım söylemlerimizde kendimiz ifade edebileceğiz? Nasıl seçime gideceğiz? Seçimin sonuçlarını nasıl açıklayacağız mesela? Bence biraz da bunu konuşmamız lazım. Çünkü bu son örnek, yani Turgay'a yapılan mesele, bence bu işin fitilini de ateşlemesi gerekiyor. Öyle bence de. Bugün avukatımla konuşuyordum. Tabii bu itibar suikastçilerini, bu iftiraları hepsini mahkemeye verdim. Bu arada kimse şey zannetmesin. Bu hakaretleri falan mahkemeye veriyoruz. Savcılar geri çeviriyor. Çok enteresan. Bak bunları söyleyeyim. Neyse o bahsi diğer. İfade hürriyeti diyor. Dedi ki abi akşam mevzu, bu mevzu açılırsa şu çağrıyı yap. Bu sosyal medya yasasını çıkaracak olanlar zannediyorum ki işte öyle olursa böyle mi denir? Şöyle olursa bu mu olur? Endişesi güdüyor. Hiç bunlara gerek yok. Almanya'daki sosyal medya yasasını alıyoruz, aynısını Türkiye'de uyguluyoruz desinler ve bunu yapsınlar, başka hiçbir şeye gerek yok dedi. O bile yeter. Aynen öyle. İki, bugün gündeme düşmüştü. Almanya'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren, rezil ifadeler içeren bir şiir yazan adam vardı. Adam demeyeyim de biri vardı. Onu mahkemeye vermiştik. Mahkemeyi kaybetti. Almanya'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı buldu. Başvurusunu reddetti. Ve yazdığı o şiirin Erdoğan'a hakaret içeren bölümünü yasakladı. Net mi? Sonra af çıkardılar. Ben onu düzelteyim, ekleyeyim. Yeni mi? Tabii. Yani tamam, bu, ama yasaklı. Anayasa Mahkemesi o kararı verdi ama sonra yasayı değiştirdiler daha sonra. Yasayı değiştirip adamı kurtardı. Yok bugün oldu bu. Ha, bugün olan hadiseyi diyorsun. Ben bugün ben oldu. Ben Böhlerman hadisesini. Yo, 2016'daki hadiseyi söylüyorum ben. Bugün neticelendi bu. Bugün Anayasa Mahkemesi karar verdi. Karar verdi ama ve... Ama federal düzeyde... federal düzeyde eyvallah evet, ama Anayasa Mahkemesi eyvallah, haksız buldu. Eyvallah. Ve o şiirin... Tamam, bugünkü hadiseyi bilmiyorum. Bugün yeni. Anladım. Duman yeni tutuyor. Şimdi dolayısıyla... Soruşturma bu, izni vermiştim. Evet. Erken. Bu sosyal medya yasası behemal çıkarılmalı. Yahu bakın size yönelik tabii, ayrı. Tabii. Onu şunun için söylüyorum. Evet ama güzel bir örnek yani. Çok güzel bir örnek. Güzel bir örnek. Hani şiirdi, fikirdi bilmem. Öyle tabii. Bir şey mi var ya? Ya şimdi ben buradan öyle şiirler okurum ki. Of.
Yani mesela Neyzen Tevfik tamam. rahmetli ya hayır zaten evet. buradan okunmaz yani kanala ceza gelir yani öyle şey okunur mu öyle arza yani Gaffar Bey bir dakika yok hayır yani ağzımızı dilimizi tutarız o konuda canım öyle bir şeyimiz yok bu yani sonuçta burası bir televizyon kanalı kurallara uymamız lazım kaldı ki yani biz gazete yazarıyız gazetede de uymamız lazım yani öyle kafamıza tabii. göre yazan yani Neyzen Tevfik rahmetli özel bir nevi şahsına münhasır bir şahıstı. O söylüyordu ama yani o şiire şiir demezsiniz öyle olmaz yani. Tabii. Dolayısıyla o hakaret küfür siz ne güzel yani hakareti küfürü başka bir kılıfa sokun. Şimdi yani televizyonda bir film izliyorsunuz mesela adını da vereyim Netflix platformunda. Yani her türlü sapkınlık var adını da sanat diyor. Sanat mı o yani? Değil. Sanat mı oluyor yani? Şimdi... İki, şunu fark ettim ki Türkiye'de iftiraya ceza yok. Kapsamı çok dar. Çok dar. Çok çok dar. Yok. Halbuki Allah göstermesin. Şimdi bana bir iftira atılmış demediğim bir şey denmiş. Sokakta yürüyorum. Ben sokaktayım vatandaşın içindeyim. Biri sen bizim için nasıl öyle düşünüyorsun dese, çirkinlik yapsa. Tabii. Ya böyle bir şey var mı? Yani hakaretle ilgili mesela. Turgay Güler iftiraya, evet. iftiraya ceza var ama... Farklı bir şekilde. Dar kapsam. Senin o dediğin yalan ya da hakaret noktasında değerlendiriyor. İftirada Türk Ceza Kanunu'nda eğer sizin işlemediğiniz bir suç varsa bu işlemediğiniz suçtan dolayı evet. siz kovuşturma ya da yargılamaya tabi tutulursanız bir başkasının şikayeti üzerinden burada işte iftira suçu devreye giriyor. Yani düzenleme o bizim bildiğimiz halkın iftira evet. olarak değerlendirdiği konu değil. Yalan ve hakaret içine giriyor. Evet. Yani böyle bir ayrım var ama bildiğimiz iftira farklı noktada değerlendiriliyor. Burada sosyal medya yasası ile ilgili olarak şunu konuşulurken şunu da söylemek lazım. Tamam hakaret, iftira, ne bileyim manipülasyonlarla ilgili bir takım düzenlemeler var. Çalışılıyor üzerinde. Neden gelmiyor, neden bekletiliyor o ayrı bir konu ama bizim çıkaracağımız sosyal medya yasası çok zayıf olacak. Öyle görünüyor. Çünkü bu küresel sosyal medya platformları, şirketleri bu Türkiye üzerinde çok ciddi şekilde bir takım hesaplar yapıyorlar. Burada mesela sansür var. Sansüre ceza var mı? Turgay Güler sen sansür ediliyorsun. Gaffar evet. Yakıncı'yı bilmiyorum. Turgay Güler'i bizzat biliyorum. Ben Emin Pazarcı olarak yani seninkini net biliyorum. O da ediliyorsa evet. işte onun için sordum. Üstelik mavi tık vermişler buna rağmen sansür. Ya bu da tam bir koca bir yalan. Ben tamamen sansür ediliyorum. Çünkü her gün bir iki tane paylaşıyorum. Mesela bu programa gelmeden önce bir tweet atıyorum. Program bittikten sonra görünüyor. Zaman zaman bakıyoruz hesabıma takipçi geliyor yüzlerce. Ben bunu görüyorum. Kendileri gösteriyorlar. Fakat yüzlerce takipçinin geldiği hesapta sürekli olarak onlarca geriye gidiş var. Yani demek ki algoritmayı buna göre ayarlayamadılar. Burada bu görünüyor. Zaman zaman mesela bir şey yapıyorum. Güzel, sesi güzel. Turgay Güler şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Onu paylaşıyorum ki başıma geldi. Bir kebapçıyı paylaştım. Altına zararlı içerik diye filtreleyerek koymuşlar. Birisi bana kolesterol nedeniyle dayak cennetten çıkma dedi. Evet şey diyorlar. Zararlı içerik açmadan kebapçının önce neyi zararlıymış? Adamcağız güzel... Güzel türkü söylüyor. Ne bileyim kebap mı zararlı, kebapçı mı zararlı ben anlayamadım. Ama en komiği de geçen burada konuştuk. Kadının biri bana diyor ki birilerinin dövülmesi, saldırıya uğramasını eleştirmiştim. Dayak cennetten çıkma diyor. Ben de ona cevap verdim. Boş bulundum. Madem öyle dedim, böyle düşünüyorsun dayan cennetten çıkma olduğunu düşünüyorsun. Cennete gitmek senin için çok kolay. Çık dışarı kendini dövdür dedim. Aman Allah'ım. Kadına bir gittim şiddet. Eve hesabım kapalı. Hesabım kapalı. Kadına şiddet değil. Şey suçu. Nedir o? Kaba suç. Yani dayağı şiddete özendiriyormuşum. Abi ben cevap veriyorum. Yani şiddete adam veya kadın işte bana saldırıyor. Seni dövmek lazım diyor. Ben de ironi yapıyorum, dalga geçiyorum. O hesabı biliyorsun Turgay Güler açmak için ne kadar uğraştım evet, ben. Evet, bütün yani gece olarak. Bunu yapıyorlar. Her türlü ahlaki, ben şunu da söyleyeyim, iddia ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iletişimi bence engelleniyor. Pek çok Türkiye'deki hükümet görevlisinin de iletişimi engelleniyor. Açıyorum Twitter'ı, bakıyorum hiç haz etmediğim,
hiç sevmediğim bir insan bana takip önerisi olarak geliyor ama hiç böyle benim kafa yapıma uygun ya da benim feyiz alacağım, benim faydalanacağım bir kişi gelmedi. Benim de hiçbir kimseye takip tavsiyesi, önerisi olarak gitmediğimi biliyorum. Tabii. Zaman zaman açıyorlar, mesela düşmüyor benim takipçilerimin önüne paylaşımlarım. İlla ki hesabıma girmek zorundalar. Sizinki evet. de herhalde aynı, öyle. Aynı. Hesaba girdikten sonra görülebiliyor. Başka yani bir neresinden şey, bakarsanız bakın Emin daha Pazarcı. Onlarca... Sansür çok, var. Çok daha çarpıcı evet. bir şey söyleyeyim. Hepimizin sabitlenmiş tweet'i var değil mi? Benim sabitlenmiş tweet'im 15 Temmuz gecesi bu stüdyoda yaptığım programla ilgili. O Seda Çağrıları vesaire. Birçok kişi bana o sabitlenmiş tweet'i göremediğini ve işte zararlı içerik mi ne diyorlar ya. Öyle bir şey çıkıyor, göstermiyor benim, benimki de öyle. Benim sabitlenmiş tweetim bir Kur'an-ı Kerim'de beğenip, bir beğenip ayet, paylaşamıyorlardı yani onları. Bir ayet ve göremiyoruz diyor. Yani ayet yani evet. siyasi bir şey olamaz yani. Onu da göremiyoruz diyorlar. Pardon Emin Bey. Evet. Yani her yerde engellerle karşı karşıyayız. Vaktimiz var mı Turgay Güler? Bir cümle tabii bir ki. Şey söylemek istiyorum. Tekrar reklama falan gitmeyeceksek. Şimdi hepinize gelmiştir muhtemelen. Konuyu değiştiriyorum. Geldiler, bir de senin karşılaştığın saldırıya da bir cevap olsun diye söylüyorum bazı şeyleri. Hepimize bu uyarı geliyor değil mi? Buraya gelmeden önce. Hem sosyal medyadan hem de bizzat telefonlardan ya şuraya çıkın da elektrik zammını eleştirin. Bunlarla ilgili bir şey söylemeyin. Siz nasıl bir yandaşsınız diye hepimize geliyor. Kimisi bunu yandaş demeden yapıyor. Kimisi iyi niyetli yapıyor. Kimisi hakaret ve küfür ederek yapıyor. Şimdi ben buradan zamları eleştiriyorum. Tamam güzel. İyi güzel de zamları eleştirmek bir şeyi değiştirmiyor. Bakın zamları herkes eleştirebilir. Hepimizin canı yanıyor. Ama dış dünyadaki bizim dışımızdaki bir gelişmeden gelişmeye içeriden biz nasıl tedbir alacağız? Bence bunun konuşulması lazım. Kimse de bunları açıklamıyor. Bakın doğalgaza son dönemde 10 kat zam geldi. Biz doğalgaz üretmiyoruz. Petrole 20 dolar civarındaydı varili. Şu anda çok özür diliyorum. Gelen artışla birlikte petrolün varili Pazarcı, 94 Emin dolar Pazarcı. Oldu. Biden'ın bir açıklaması var. Yeni bugün diyor ki benzin ve enerji fiyatlarını düşürmek için şeytan gibi çalışacağım. Edim'de. İnsanlar şimdi, girip bakabilirler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Bunlar bizim topraklarımızdan çıkmıyor. Bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz ama olmuyor. Dışarıya bağımlıyız. Mecburuz ve mahkumuz. İşte alternatif enerji üretmeye çalıştığımız zaman da Turgay Güler, nükleer santrallarda karşımıza engeller çıkıyor. HES'lerle ilgili engeller çıkıyor. Kömür meselesinde kömür çıkarmak istiyoruz, engeller çıkıyor vesaire vesaire. Demek ki dışarıda bir gelişme var. Bu da bizi etkiliyor. Şimdi ben bunu eleştireyim tamam da ama buradan iktidara bir eleştiri çıkmaz. Bunu eleştirirken de ne yapalım yani? Tezek mi yakalım dersem Turgay Güler bunlara eleştiri olarak cevap olarak bunlar da şunu derler. Aa işte ikinci Turgay Güler çıktı. Halka tezek yakmayı tavsiye ediyor. Bir şey şimdi, keşke bir demeseydin ama keşke demeseydin. Yani başını sonunu keserler. Sen dedin ama orayı da keserler. Şimdi yarın keserler, kessinler. Kessinler. Tezeyi biz yaktık. Yakanlar da var bu memlekette. Ülkede ama ısıtmıyor, bir işe yaramıyor. Keşke tezek enerjisi yüksek olsa da yakabilsek. Böyle bir noktadayız. Yani her taraftan kilitliyorlar sizi, her tarafı bağlıyorlar. Eleştiri hakkınızı ve meseleye doğru teşhis koyma hakkınızı da elinizden alıyorlar. Dışarıdaki bir gelişmeden Türk siyasetinde içerideki ne bileyim ekonomik meselelere, şunlara bunlara bir takım paylaşımlar yaparak sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Evet doğru. Hepimizin canı yanıyor. Elektrik benim de canımı acıtıyor. Doğalgaz faturası benim de canımı acıtıyor. Biz çok zengin, büyük serveti olan insanlar değiliz. Bizim onlarca dairemiz yok. Yüzlerce dönüm arazimiz yok. Biz benzin istasyonları işleten insanlar değiliz. İşte maaşlı çalışan insanlarız. Hepimizin canını acıtıyor ama buradan kalkıp da buna bir çare bulun. Bu hükümet ne yapıyor? Demek de bana yakışmıyor açıkçası. Yani
İktidar buradan eleştiri çıkmaz. İktidara eleştirecek başka konular söyleyin. Biz de sonuna kadar arkanızdan gelelim ama iktidar gemi alıyor sondaj yapmak için. Zannediyorum 3 tane dünya çapında çok gelişmiş gemi aldı. Bunu da yerden yere vurdular. Siz sondaj yapmazsanız, arama yapmazsanız petrolü ve doğalgazı nasıl bulabilirsiniz? Yani bu meseleyi de böyle ortaya koymak lazım ama eleştireceğim hükümet var, bazı isimler var. Daha yeni bugün Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Ya bu iş tartışılırken bunun dış gelişmelerden olduğunu, dışarıdaki fiyatların ne olduğunu, ne bileyim Hollandalı'nın benzini veya mazotu kaça kullandığını, İngiltere'de durumun ne olduğunu, gelişmeler, artışlar, oranlar, rakamlar verse de millet bu işi bu kadar kirletmese diye de düşünüyorum. Yani erken açıklama yapmak lazım. Belki burada eleştirecek bir şey buradaki atıllık, yani hareketsizlik ve bence anında cevap verememe kabiliyeti ya da refleksizliği diyebiliriz. Şimdi CNN'deki programda ben meseleyi özetledim. Zaten o düzgün özetlemeye bozuldular. Bir de orada Kaz Dağları eteklerinde İmamoğlu babasının yaptığı villaların mevzusunu açtım. Ve Bedri Baykam ama bile ya böyleyse yanlış ifadesini kullanmak zorunda kaldı. Yani bile derken muhalif olduğu için söylüyorum. Yoksa başka bir niyetle demiyorum. Çok basit. Böyle canım. Öyle yani. Öyle yeni mi öğreniyormuş? Yani? İşte. Gazete okusunlar biraz. Allah Allah. Çok basit. Yani. Şunu çok net ortaya koydum. O programda. İki cümleyle özetleyebiliriz. Herkes bilsin diye. Yani vatandaşın elektrik faturalarından canı yandı. Hakikaten yandı. Esnafın canı yandı. Elektrik faturaları başımıza bela oldu. Yahut işte doğalgaz faturası vesaire. Az önce okudum. Biden bugün kameralar karşısında geçti ve dedi ki işte bu elektrik doğalgazdaki fiyatlarla şeytan gibi kendilerine ait bir ifade. Yani evet, bir anlama yani geliyordur. Canla başla. Canla başla benzeri canla bir başla. Şeydir. Çalışacağım bunları düşürmek için dedi. Herkesin gündeminde, bütün dünyadaki ülkelerin gündeminde. Bu bir hakikat. Ne o? Doğalgaz fiyatı 4-5 kat arttı dünyada. Başka? Kömür. Yani termik santralleri çalıştırıp, kömürle çalışan termik santrallerden elde edilen elektrik enerjisi için gidip satın alacağımız kömürün fiyatı $50 $250 yükseldi. Dünyada çeşitli ülkeler, Çin bunlardan biri, önlem olarak işte dünyadan kömür çekiyor. Çok yüklü miktarda kömür çekiyor. Bu fiyatları arttırıyor. Böyle bir kriz var. Ve doğal olarak siz bundan etkileniyorsunuz. Çünkü doğalgazı dışarıdan satın alıyorsunuz. Getirip doğalgaz çevrim santralindeki tankın içine koyuyorsunuz, yakıyorsunuz. Elektrik üretiyorsunuz. Kömür alıyorsunuz, yakıyorsunuz, elektrik üretiyorsunuz. Türkiye 2013'ten daha öncesinden de enerji, elektrik, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için elini taşın altına koydu. Hakikaten bir büyük mücadele ortaya koydu. HES'ler, nükleer enerji santralleri, rüzgar gülleri, güneş tarlaları karşı çıktılar buna. Bir bildiri ellerine aldılar Gezi'de ve dediler ki nükleer enerji santrali açmayacaksın, HES'leri yapmayacaksın, onu yapmayacaksın, bunu yap. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var dediler. Gaz ararken bir bakraç petrol mü bulacaksınız dediler. Bak bunların hepsi oldu, engelleme çalışmaları vesaire. Ya iktidar buna boyun eğip bunların hiçbirini yapmasaydı bugün elektriğe kaç para ödüyor olacaktık? Yahut bulabilecek miydik? Bulabilecek miydik? Evet yani. Şimdi bunlar konuşuluyor. Sevgili Hakan Bayrakçı, ki ayrı dünyaların, dünya görüşlerinin insanıyız, çıkıp o programda dedi ki ya Turgay, yani gerçekten teşekkür ediyorum. Ben karamsardım ama beni ikna ettin. Keşke muhatapları da konuyu böyle bu netlikte anlatsa. Bundan sonra bizim anlattığımız, sevgili Hakan Bayrakçı'nın da ikna olduğu mesele güme gitti. Konu başka tarafa çekildi. Neyse, yani bu konuyu aslında programa girerken açmayayım demiştim ama. Belki
bu ikna çabalarına şunu da koymak lazım. Kimse bilmiyor. Sonunda bugün Enerji Bakanı açıkladı. Biz elektriğin %50'sini kullanırken devlet tarafından karşılanıyor. Doğalgazın da %75'inin parasını devlet ödüyor. Yani bu noktada yine devlet üzerine düşeni yapıyor. Ama bunu kimse bilmiyor. Devlet ne yapıyor? Bunları işte vatandaşın üzerine yıktı. Hayır, değil. Biz doğalgazın %25'ini ödüyoruz. %75'ini devlet ödüyor. Elektriğin de %50'sini biz ödüyoruz. %50'sini de devlet ödüyor. Ama buna rağmen hala ortalık karıştırılıyor. Hala daha bu mesele kirletiliyor. Bunu da ortaya koymak lazım. Bunların söylenmesi lazım. Gaffar Yakınca, sevgili Gaffar Yakınca konuyu açtığı için buralara geldik. Tahammül edemediği için açtı. Yok, açmak gerekiyordu. Kusura bakmayın. Eyvallah. Mevzuyu şey yaptık ama yani Emin Bey'in sosyal medya yasasının gücü konusundaki şüpheleri, yani ben şüpheliyim yeterince güçlü bir yasa çıkacak mı konusundaki sözleri çok önemli. Ben altına imzamı atıyorum. Hasan Bey'in ısrarı önemli. Ben defalarca onun söyledim. Ben de tekrar ediyorum. Yeter artık. Yani bu lobicilerin şeyine, yani bu şu anlama geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü, talimatını, çizdiği çerçeveyi dinlemiyorlar demek ki. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar güçsüz değil. Bence de. Yani bu artık, yani şapkalarını önlerine alsınlar, düşünsünler. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenelim. Evet. Direkt devletin en tepesine seslenelim. Direkt yani. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenelim. Efendim, bu sosyal medya yasası öyle olmasa bile bu konuda birilerinin sanki biraz ayak direttiğini hissediyoruz. Gecikti. Hayır, şöyle çok vatandaş da şunu söylüyor. Vatandaş diyor ki bakın yüzlerce mesaj alıyoruz. 1-3-5 değil, bakın yüzlerce. Yani bana yüzlerce geliyorsa sizlere acaba kaç tane geliyordur? Çok daha fazlası. Diyorlar ki yani herhangi bir basit konuda bir gecede 3 yasayı 5 yasayı çıkarabilen bir meclis böylesi bir konuda neden eli kolu bağlı? Nedir meclisin eli kolu bağlayan? Ben gazeteci olarak elimdeki istihbarat kaynaklarına dayanarak o eli kolu bağlayan şeyleri ben söylüyorum. Altına imza atıyorum. Etek tayörlü hanımefendiler, lacivert takım elbiseli beyefendiler Ankara'da fink atıyorlar. Onları değil, milleti dinleyin. Milletin temsilcisi olan Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyin. Onları dinlemeyin. Bu kadar. O kadar. Bu kadar. Şimdi konuyu değiştireceğiz. Artık gündemimize geçeceğiz. Türk Mukavemet Teşkilatı'nı konuşacağız. Emin Pazarcı bu konuyu sabaha kadar konuşur. Gaffar Yakınca da konuşur, biz de konuşuruz. Bir küçük mola verelim. Siz de çaylarınızı tazeleyin. Dönüşte Ayşenur Aslan'ın, yani insanın izlerken cinlerini tepesine çıkaran o açıklamaları konuşacağız. Bugün de ben öyle bir şey demedim dedi. bakacağız hadi. Evet, yeniden birlikteyiz. Kafa Yakınca. Hani bir laf var ya, Allah'ın sopası yok derler ya. Böyle derler. Yok tabii. Tabii yani şey için söylemiyorum. Ama Allah'ın kulları var mesela, bir sopa atabilirsiniz. Tabii. Şimdi Ayşenur Aslan denen kişi demediğim bir şeyi aldı yayında, evirdi çevirdi. Tepinin üstünde. Üstünde. Halk TV zaten balıklama atlamıştı falan. Denmedik bir şeye. Her şey ortada falan. Ayrı mesele. Oysa biz zaman zaman burada Ayşenur Aslan'ı konu ettiğimizde dedikleri şeyler üzerinden konuşuyoruz. Önce videosunu izletiyoruz zaten. Önce videosunu. Ne söylediyse onu. Öyle kesip biçmeden, kırpmadan, bir şey yapmadan. Bize yakışır. Altına şekilde, sahte KJ yazmadan. Yazmadan. Yani tabii, sahte sözler yazmadan. Sahte sözler yazmadan. Şimdi bakalım Ayşenur Aslan ne demiş? Şimdi o suikast laflarını da etti mi? Etti. İllegal, yarı resmi bir kuruluştu dedi mi? Dedi. Duyduk ya. Tekrar dinleyebiliriz bir kez. Hadi bir daha. Bir kez daha dinleyelim. Ne diyor? Yani üzerine şimdi konuşuruz uzun uzun ama çok vahim bir şey söylüyor. Yani bugün de diyor ki öyle bir şey demedim diyor. Bir defa
adada ve yakın Hinterland'ında lafı bir vahim bir cehalet örneği. Hmm. Yakın Hinterland'ı neymiş? Ne demek? Yakın Hinterland ne demek? Adanın Hinterland'ı neresi? Kıbrıs'ın. Yani bir defa Ayşenur Hanım coğrafya sıfır. Çık dışarı. Evet. Tabii ben Ayşenur Hanım'ın coğrafya öğretmeni olsam ya da mesela Harp Akademisi'nde strateji öğretmeni olsam mesela askeri lisede temel harp bilgisi öğretmeni olsam Ayşenur çık dışarı kızım yavrum derdim. Hemen kovardım sınıftan. Yani adada ve yakın Hinterland'da mesela şöyle olsa kurtarabilir belki. Büyük adada olsa bu hadise Hinterland. Yakın Hinterland'da da şey olabilir mi? Neresi ben Kıbrıs'ın Hinterland'ı? Mersin Taşucu mu yani? Böyle komik şey olur mu ya? Bir defa zaten cümlede bir saçmalık var. Belli ki hanımefendi sağır duymaz uydurur hesabından. Çok fazla aşırı sol yayın takip etme zehirlenmesi, çok fazla Deutsche Welle izleme zehirlenmesi, çok fazla Batı basınına maruz kalma zehirlenmesi. Şimdi Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hani çok iyi bilenler anlatırlar zaten. Emin Bey'e hani sıra gelince o detaylı bilgi de aktarır. Hasan Bey iyi bildiği konular. Hepimiz az çok biliyoruz ama özetini söyleyelim. Mücahitler var değil mi içinde? İşte Türk Mukavemet Teşkilatı'nın içinde değil, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın içinde de yani teşkilatındakilerin hepsine mücahit denir. Deniyor. Yani bir mücahit teşkilatıdır. Ona mı bozuluyor acaba? Mücahide mi bozuluyor? Şimdi mücahit lafına bozuluyor. Ben Ömer'e bir fotoğraf gönderdim. Geçtiğimiz yıl rahmetli olan bir gazi. Yani Türk Mukavemet Teşkilatı'nın pek çok gazisi. Yani kaybettiklerimiz var. Onun bir fotoğrafı var. Bir zahmet yansıtırsa neye? Bakın şimdi çıktı. Herhalde şimdi göreceğiz. Gelecek birazdan. TRT filmini de yayınlıyor. Bak, dizisini de yayınlıyor. Bu bakın bu vefatla başsağlığı. Şimdi burada bu gazimizin Allah rahmet eylesin Ahmet Köroğlu'nun kepindeki işarete bakın. Evet. Bakın orada bir Bozkurt ve 3 Hilal var. Hı hı. Buna da bozuluyor. Şimdi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 2 tane sembolü vardı. Türk bayrağı, bizim bayrağımız, 3 Hilal ve Bozkurt. Hı hı. Yani küçük bir adada Yunan zulmüne ve İngiliz işgaline direnen bir örgütten bahsediyoruz. Yani sayıları da en kalabalık olduğu zaman 17 bin kişi oldular. Bu kadar küçük ve bu insanlar sivil insanlar. Bir de şu, illegal denilemez böyle bir şeye. Ya vatanını savunuyor adam, neyine illegal diyorsun? Böyle konuş olur mu? Onu kastetmiyorum. Bir kategorize edilemez. Bu yapı kategorize edilemez. Legal, illegal, tabii, resmi, tabii, gayri tabii, resmi diye tabii, illegal. Tabii. Yani şimdi, böyle şimdi, bir kategoriye bence, tabi tutulamaz. Bence şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Ben hemen 3 dakikada bildiğim kadar özetleyeyim. Bakın bu Kıbrıs mevzusunda ilk 1955'te Rumlar EOKA'yı kurdular. Etniki Organizasyon Kiprion Agoniston. Yani yurtsever Kıbrıslıların işte şeyi silahlı örgütü. EOKA'yı kurdular. Biz EOKA'yı çok biliriz de bir de EOK vardır. Onu çok konuşmayız. Çünkü EOKA milliyetçi olan EOK hani Baybaşkan İmamoğlu heykel yaptırmıştı. Makaryos'un da oraya koymuştu ya fotoğrafını. Biz Makaryos bize barışsever diye pazarlanır. Neden? Çünkü 1974'te Yunanistan'da albay darbe oldu. Albaylar Cuntası iş başına geldi. Hani Cunta da bunu tasfiye etti. Yerine Nikos Samson denen katili getirdi. Tabii Nikos Samson bir katil olunca bir önceki sanki günahlarından arındı. Ya onun bizzat onun talimatıyla kurulan bir de EOK vardır. EOKA var, EOK var, EOKA B var. Milli Muhafız Ordusu denen Yunanların komutasında olan bir şey var. Bu EOK'un Akritas diye bir üst örgütü var. Onun başka örgütleri var. Yani Rumlar tepeden tırnağa silahlı ve gün geçmiyor ki bir Türk'ü öldürmesinler, Türk malına, Türk ırzına tecavüz etmesinler. En sonunda 1955'ten itibaren de bizimkiler yani Türk Kıbrıs'taki Müslüman Türkler örgütlenmeye başlıyorlar. İşte o zaman kurdukları şeyler, çeşitli küçük örgütler var. Volkan var, Karaçete var. Şimdi biz dizi yapılıyor, izliyoruz ya. Onlar gerçekler büyük oranda. 9 Eylül hareketi var. Daha sonra onların hepsinin bir çatı örgütü oluyor. Bu Türk Mukavemet Teşkilatı kuruluyor. Türk Mukavemet Teşkilatı ne işe yarıyor? Türk Mukavemet Teşkilatı kurulana kadar karşı koyma ya. Tabii aynı karşı adı koyma. Mukavemet zaten. Adı mukavemet. Adı mukavemet. Bakın örnek vereyim. 1963 Noel'inde, 1963 Noel olaylarında yani kanlı Noel diye geçen olaylarda başını da EOKA değil bu arada. Yani en kanlı olanı değil, daha az kanlı olanı çekiyor. EOK çekiyor başını. EOK çekiyor başını. Makaryos'un kurdurduğu. Yani bir Makaryos da değil. Glafkos Klerides, bu Tassos Papadopoulos yani şeyin Kıbrıs'ın çok böyle önde gelen ve böyle barışsever siyasetçileri diye tabir edilen adamlar. EOK Plus falan o öyle dönüşmüş. Tabii yani. Öyle dönüşmüş. EOK. Aynen öyle. Şimdi bu EOK'un 1964 olaylarında 364 sivil Türk şehit edildi. 360. Bunlar için çocuklar var. 25 bin Türk Müslüman köylerini bıraktılar, sürgün edildiler.
İşte onlardan sonra, onlara karşı kuruldu bu teşkilat. Bu teşkilat olmasaydı bugün Kıbrıs'ta, bırakın bir Müslüman Türk'ü, Kıbrıs'ta yani hasbelkader Müslümanların yanından geçmiş bir keçiyi bile hayatta bırakmazlardı. Böyle bir düşmandı bunlar yani. Böyle bir düşmandı. Allah hepsine, ölenlere rahmet eylesin. Amin. Kalanlara uzun ömür versin. Türk Mukavemet Teşkilatı bizim onurumuzdur. Türk Mukavemet Teşkilatı'na terörist organizasyon, suikastçi demek ne demektir biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'e terörist demektir. Aynı şeydir. Hiçbir farkı yoktur. Yani Türk Mukavemet Teşkilatı'nı koranlar, işte Daniş Karabelen, Rıza Vuruşkan, Allah rahmet eylesin, Rauf Denktaş, bu insanlar milli mücadele için bunu kurdular. Kuvayi Milliye terörist demektir. Suikastçi demektir. Kuvayi Milliye'ye illegal terörist bir örgüt desek... Var diyenler vardı işte. Diyenler vardı. İngiliz muhibiydi, Amerikan muhibiydi. Ayşe Hanım da zaten yıllardır o sanatı icra ediyor. Bunu söylüyor. Oradan konuşuyor. Yani ben daha detayına girmeyeyim. Orası çok konuşulur. Ama Türk Mukavemet Teşkilatı Türk tarihinin, Müslüman Türk tarihinin onur sayfasıdır. Kimse öyle ağzına suikastçı, mülkastçı öyle ucuz laflar edemez. Karşısında bizi bulur. Karşısında bütün Türk milletini bulur. Bugün Kıbrıs'ta Türk varlığı varsa bu sayede vardır. Ve bakın Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1974'te bizim 568 şehidimiz var. Bu 568 şehidin 70'i, 498'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıdır, şehitlerimizin. 70 şehit de bu mücahitlerdir. 70 kişi de buradan şehit olmuştur. Az buz bir şey değil, küçük bir şey için düşünün. Yani küçük bir aday için düşünün. Daha evvel şehit olanları saymıyorum 74'te. 1976 senesinde de Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı oldu TMT. Yani Ayşe Hanım'ın suikastçı dediği şey Kıbrıs ordusudur şu anda. Nasıl Kuvayi Milliye Türkiye Cumhuriyeti ordusu oldu? Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusu dediğiniz ordunun evveliyatı Yunan'a karşı savaşmış olan, İngiliz'e karşı savaşmış olan, Fransa'ya savaşmış olan bizim Kuvayi Milliye hareketimizdir. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti ordusu oldu. Aynı şekilde Türk Mukavemet Teşkilatı da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürülmüştür. Yani Ayşe Nur Aslan bu sözleriyle aynı zamanda bu manevi varlığına da bu teşkilatın hakaret etmektedir. Şimdi tepki gördü, çok kibar bir tepki gördü. Evet, bilinçaltı kusması bu. Evet, çok belli şimdi, yani. Çok belli. Kimin adına konuştuğu belli yani. CHP yandaşı, tüm gazeteler, şunlar bunlar savundular. Çok ayıp, tamam, çok yanlış yani. Savundular. Olur mu yani? CHP Kıbrıs Barış Harekatı'nda Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı. Bülent Ecevit başbakandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani siyaset yapan insanlar o işin altına imza attılar, direndiler. Yani biz Kıbrıs söz konusu olduğunda Türkiye'de sağ sol konusu mu olur? Parti konusu mu olur? Olmaz. Bu bizim milli davamız yani. Bunları Ayşenur Hanım'ın da yani o bizim tarafa dönmesi lazım. Türkiye'ye dönmesi lazım. Lütfen evet, bizim tarafa dönün. Oradan bize ateş ediyorsunuz. Yeter yani. Şahsi konu değil bu konu. Tabii. Şimdi bilinçaltını falan konuşacağız. Böyle bırakmayacağız ama şimdi ben Emin Pazarcı'ya döneceğim. Emin Pazarcı'dan böyle toparlamasını rica edeceğim. Zira yani toparlamasını değil, biraz özet isteyeceğim. Çünkü Emin Pazarcı bu konuda 5 ciltli kitap yazar yani. Basın tarafını çok iyi biliyor Emin Bey. Ben onun için oraya girmedim yani. Tabii. Çünkü Ayşe Hanım basından çıktı yani, onun için sustum o konuda. Emin Pazarcı 5 ciltli kitap yazar bu konuda. Emin Pazarcı. Evet, 5 ciltli kitap yazmayalım ama çok kısa bir değerlendirme yapalım. Yok, çok kısa şimdi derken Ayşe Nur Aslan yani biraz önce ben de belirttiğim gibi. Ben müktesebatı ortaya koymak anladım, için anladım, dedim. Anladım. Şimdi bilinçaltını dışarıya kustu. Zaten bizim kültürümüze, örfümüze, değerlerimize sürekli sövme halinde, sürekli kirletme halinde. O eleştirdiğimiz interlant meselesinde de şunu söylemek istiyor açık ve net. Bunlar katildir, bunlar canidir, bunlar Türkiye'de de cinayet işlemişlerdir demeye çalışıyor. Benim anladığım bu ama boyundan çok büyük laflar etti ve ardından çok ciddi tepkiler aldı. Hem de şunu söyleyeyim, eleştirmemelerine rağmen Cumhuriyet Halk Partililerden de tepki aldı. Ben biliyorum çünkü onlar da ayağa kalktılar. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na hakaret etmek, onları aşağılamak aslında Mustafa Kemal'e, Bülent Ecevit'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hepimize, Türk milletine ve değerlerimize hakarettir. Bu çok büyük laf ettiğini ondan sonra görünce toparlamaya çalıştı. Şimdi bu Türk Mukavemet Teşkilatı'nın o kahramanları bizim çocukluğumuzun da kahramanlarıdır. Yani biz çocukluğumuzda bunları rol model olarak değerlendirdik. Ben bizzat yaşadım ve yakın yaşadım. Belki farklı bir noktadan ele almak lazım.
Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Şehit Teğmen Kualmaz İlkokulu'nda Ankara'da, Küçükesat'ta bizimle aynı okuldaydı ve bir üst sınıftaydı. Benim dayımla da aynı sınıftaydı. Ve o dönemde Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük'le mücadele ederken ailesini de Ankara'da Nene Hatun Caddesi'nde bir evin bodrum katına yerleştirmiş. İki oda bir salondur o ev. Biliriz, içine girip çıktık çünkü. Orada onları da koruma altına almıştı ve orada mücadele veriyordu. Bir dakika, bir dakika. Evin pazarcı. Şu ev işini bir daha söyler misiniz? Nene Hatun Caddesi'nde yukarıya doğru çıkarken, Çankaya'ya doğru çıkarken solda 3 katlı küçük bir evin, biraz da böyle yıkık dökük bir evin giriş katında oturuyorlardı. Yani Rauf Denktaş ailesini o eve bırakmıştı. Duruyor mu ev? Ailenin de onlar sevgilisiydi çünkü bilemiyorum, belki yıkıldı, belki duruyor. Mahallenin sevgilisiydi çünkü bizim kahramanımız da Rauf Denktaş. Ve Rauf Denktaş'tan dolayı herkes oraya gider, işte ailesiyle karşılaşırsa ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Ve o dönemde 1960'lı yılların sonunda Rauf Denktaş Rumlar tarafından esir alındı, biliyorsunuz, tutuklandı. O dönemde bizim okulda bir yas ilan edildi adeta. Yani kimse gülmüyor, kimsenin bu ağzını bıçak açmıyordu ve mahallemizde de çok ciddi şekilde bir tepki vardı, bir şey vardı, yani üzüntü vardı. Biz bu gözle bakarız. O açıdan onlar bu milletin evlatlarıdır, bu milletin sevgilileridir. Ne için mücadele ettiler? Kıbrıs Türk'ünün hayatta kalması için mücadele ettiler. Yaşaması için mücadele ettiler. Ayşenur Aslan ve yandaşlarının hani bir meze tabağına Kıbrıs'ı verecek kadar alçalan zihniyetinin karşısındaki vatansever insanlardı bunlar. Yani dediğim gibi Rumlar, biraz önce Gaffar Yakınca gayet güzel özetledi. Eokacı Rumlar Enosis'i gerçekleştirip Megole İdai'ye ulaşmak, yani Kıbrıs'tan Türkleri sökmek, adayı bir Rum merkezi veya devleti ya da Yunanistan'ın peyki haline getirmek için orada katliamlar düzenlediler ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla bu Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Biraz önce işte Bozkurt ve Üç İlal'den bahsettiniz. O teşkilatı kuran da 1958 yılında Adnan Menderes'tir ve Menderes'e de kankin kusuyorlar bunlar bu şekilde konuşarak. Ama dediğim gibi çok büyük laf etti, boyundan büyük laf etti. Bugün de özür dilemek zorunda kaldı. Bence bu işin üstüne gitmek lazım. Bunların yüzüne vurmak lazım. Çünkü onlar bizim değerlerimiz, onlar bizim kahramanlarımız, onlar bu milletin evlatları. Mustafa Kemal neyse, bizim için Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş da odur. Bizim Mehmetçik neyse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın geçmişte sivil fakat mücahit olan elemanları da odur. Onlar bu milletin kahramanlarıdır. Yani bu milletin kahramanları da artık Ayşenur Aslan gibi bir takım müsilajlar hakaret etmesinler. Bunlara izin verilmemeli. Ben bunu söylüyorum. Yani daha eyvallah, fazla konuşulacak çok şey var. Orada çok hikayeler var. Serdar Denktaş'la o çocuğun babasının tutuklandığı dönemdeki halini anlatacak çok şey var. Yani bizim okulda yaşadıklarımız çok acı görüntüler var. Ama çok kısaca, bizim kahramanlarımızdır onlar. Artık buna da izin vermemek lazım. Eyvallah. Şimdi Hasan Öztürk hem buna cevap versin, hem bir de şunu sorayım. Şimdi çok enteresan bir fotoğraf çıktı ortaya. İmamoğlu Makaryos'un heykelini yapıyor. Yunanistan'a gidiyor. Oradan birileri işte atalarının doğduğu topraklarda şöyle karşılandı, böyle karşılandı diyor. Devam ediyoruz. Başbakan tarafından karşılandı. Yılmaz Özdil çıkıp öyle güzel meze yaparlar ki Kıbrıs'ı veresiniz gelir diyor. İnsanın kalbi sıkışıyor duyduk şey yani. Ayşenur Aslan çıkıyor. Kıbrıs'ın değil, bizim
Bir ikinci Kuvayi Milliye Teşkilatımız olan Türk Mukavemet Teşkilatı'na suikastçı illegal bir örgüt diyor. Ha şimdi bunları niye böyle biri oradan, biri buradan, biri şuradan? Ha bu nasıl oluyor, niye oluyor sorusunu da ekleyerek Hasan Öztürk'ün değerlendirmesini alayım. Şimdi Turgay, gerçekten hani bu organize bir şey midir diye insan düşünüyor ve organize bir şey olduğu konusunda da şüphelerimiz gerçeğe dönüşüyor maalesef. Niye söylüyorum bunu? Örnekler vereceğim. Hani bu İngiliz Büyükelçi vardı ya, İstanbul'un belediye başkanıyla kart altında buluşmuştu. Hani bir saat değil, 3 saat çıktı falan. 8 bin liralık faturalı. Bu İngiliz Büyükelçi sizin bahsettiğiniz Yunanistan gezisi, yani İstanbul'un belediye başkanını Yunanistan'a gezi yaptıktan 20 gün sonra Yunanistan'da bu İngiliz Büyükelçi, yani Ankara Büyükelçisi, Atina Büyükelçisi ve Rum kesiminin Lefkoşa Büyükelçisi, 3 İngiliz Büyükelçi Atina'da buluştular. Bu arada ben Tunç Soyer'i unuttum. Onu da ilave ederiz. Devam edin. Bu buluşmada buluşma 127 yıllık bir Yunan gazetesi tarafından ifşa edildi. Patlatıldı olay. Normalde gizliydi. O toplantıya askerler falan da katılmış. Ve o toplantının konusu ne biliyor musun? Bak, 3 İngiliz Büyükelçi Atina'da bir araya geliyor. İstanbul'un belediye başkanını gittikten hemen sonra bir araya geliyorlar ve konuştukları konu Türkiye'de saray darbesi olabilir, tırnak içinde kansız bir geçiş yapılması için Erdoğan'ın ailesinin can güvenliği de konuşuluyor diyen tartışma. Yani Türkiye'deki darbe tartışması Atina'da 3 büyük 3 İngiliz Büyükelçi tarafından yapılıyor ve bu Büyükelçi daha sonra İstanbul'da karlar altında İstanbul'un belediye başkanıyla karşılaştı. Yine bunu bir görelim. Şimdi buradan nereye geleceğiz? EOKA dedik değil mi? Biraz önce EOKA'dan bahsettik. Gaffar Bey de, Emin Bey de. Şimdi EOKA ilk kurulurken İngilizlere karşı kuruluyorsunuz bana değil mi? Doğru. İngilizlere karşı. Ha, o için İngilizler burada, İngilizler meselesi önemli. Bu, biz Kıbrıs'ı önce İngilizlere terk ettik. Maalesef. Yani çekilme sürecinde, büzülme sürecinde. Yani biz topraklarımızı kaybettiğimiz süre içerisinde, bu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Girit'ten çıkarken, Midilli'den çıkarken, daha öncesinde işte efendim Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan çekilirken en sonunda İngilizler çökmüşlerdi adaya. Ama adanın iki milleti var. Fakat yüzyıllar boyu Osmanlı egemenliğinde kalmış, bizim egemenliğimizde kalmış bir toprak. İşte o EOKA işte, görünüşte İngilizlere karşı mücadele için kuruluyor. Fakat İngilizler de bu iki milletini düşürmek için Türklerden polis yapıyorlar önce. Ve EOKA Türkleri de vurmaya başlıyor. Bu zaten EOKA'nın enosis dedi ya biraz önce Gaffar Bey. Enosis aslında Kıbrıs'ın Rumlarının başlı başına bir devlet kurma veya işte bağımsızlık isteme talebi değil. Atina'ya, Anakara'ya, Yunanistan'a bağlama harekatı. Yani Enosis'in, EOKA'nın arkasında doğrudan Atina var. Doğrudan Atina var. Bunu söyleyelim. Şimdi bunun karşısında yüzyıllardır orada yaşayan, yani ataları 300 yıl önce gitmiş, 400 yıl önce gitmiş Türklerin çocukları bu tehdit ve saldırı karşısında bir şey yapması gerekiyor. Tek sığındıkları yer, tek dayanakları Türkiye. O zaman Türkiye güçsüz bir ülke. Yani daha yeni işte demokratik parlamenter sisteme geçmiş, çok partili hayata geçmiş.
İkinci Dünya Savaşı'na katılmamış ama büyük sıkıntılar yaşamış. Çünkü bağımsızlık mücadelesi vermiş, milli mücadeleden çıkmış. 1950'lerin 55'lerden bahsediyor. Ama ona rağmen, bütün yokluğa rağmen, bütün hiçbir şey yokken Türkiye'nin büyük desteğiyle, hatta Türkiye'nin kurduğu bir örgüt, Türk Mukavemet Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin hem de askeriyesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğu bir örgüt. Şimdi bu örgüt elemanlarına mücahit deniyor değil mi? Yani mücahitlerin yüzlerce şehit var. Yani Kıbrıs Barış Harekatı da var. Barış Harekatı'ndan önce de var. Şimdi enteresan olan şu. Bak Rumlar var ve Türkler var. Ama enteresan hala İngilizler o adada. Ve İngilizler o adadan çıkmıyor. Ve bu İngilizler orada kalmalarının garantisi olarak da bu iki milleti birbirine kırdırarak yapıyor. Onu da söyleyeyim. Bu Yunanistan'daki, yani Atina'daki toplantı da onun için. Şimdi toparlayıp buraya geleceğim. Buranın iz düşümü Türkiye'de yaşanıyor. Yine karşımızda duruyor Ayşenur Aslan. Bu bir iz düşümüdür. Yani dışarının kurguladığı meseleye Türkiye'de yaklaşanların perspektif olarak, aynı perspektif yaklaşanların iz düşümü bunlar. Yani aynı şekilde Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil değil mi o? Evet. Mezeye satacaktı arkadaş. Tunç Soyer'in açıklaması vardı. Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakalım. Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakalım. Doğru. Hatta şöyle yapalım. Biz İzmir olarak Avrupa Birliği'ne girelim tek başımıza değil mi yani? Evet. Türkiye ne olacak ki? Girilsin. Bu da bir CHP'nin fikriyatıydı biliyorsunuz. Şimdi HDP doğuda bir bölünme arzusu, hevesi, hülyası, rüyası içerisinde. CHP'den bir takım isimler de batıda bir takım bölünme arzusu hayal içerisinde. Açık söylüyorlar canım. Trakya ayrılmalı diyorlar. Evet. Şimdi çok güzel ya. Çok güzel. Yani Sevr'i hatırlatıyoruz değil mi? Sevr. Tabii, evet. Sevr budur. Ortak çalışma. Şimdi o zaman şu iddiayı ortaya koyalım. Türk Mukavemet Teşkilatı gibi örgütler, teşkilatlar sayesinde 1918-19'dan sonra hadi 22'ye kadar gelelim. Milli mücadele de verdik ama milli mücadele de o sıkışmaydı. Yani bir Anadolu coğrafyada sıkıştırdılar bizi. Biz milli mücadelenin sonunda sadece Anadolu ve Trakya'da bir toprağa tutabildik elimizde. Bundan sonrasında çıkmayız dediğimiz yerde misak-ı milliydi. O alanda direndik ve başardık. Biz burayı kurtardık. Ama dikkat edin, Türk Mukavemet Teşkilatı sayesinde milli mücadeleden sonra ilk kez taştık. Nereye? Kıbrıs'a tekrar taştık. Neyi kastediyorum? 1974 Barış Harekatı'nı kastediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kafasını kaldırdığı anda kendi hinterlandında tekrar var oldu. Şimdi bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli. Çok değerli. Bu biraz da neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi buraya tam da doğudan örnek vereyim. Arkadaşlar Hatay Türkiye'ye nasıl bağlandı sorusunun cevabının peşine düşerseniz tıpkı Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı gibi bir teşkilatı orada da görürsünüz. Görürsünüz ya. Bu çünkü bizim doğal hani diyor ya Ayşenur Aslan yakın ne diyor? Yakın hinterlandı mı diyordu Gaffar Bey? Ne diyordu? Öyle bir şey. Hinterlandı. Bunlar bizim doğal hinterlandımız o zaman. Tamam. Yani Kıbrıs'tır ve bila bila doğal hinterlandımızdır. Yani hiçbir Türk vatandaşı yoktur ki hadi bunu söyleyeyim iddialı bir şey olsun. Behramkale'den Midilli'ye bakarken iç geçirmesi kardeşim. Yok öyle bir şey. Öyle yok yani. Tamam mı? Ya da Çeşme'den Sakız'a doğru bakarken iç geçirmesin kardeşim. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar şunu istiyorlar. Biz daralmışız. Bunu da dağıtalım. Sevr'i tekrar getirelim. Bunun için içeriden de çalışıyorlar. Dışarıdan da çalışıyorlar. Sonra bizim meşru vazgeçilmez bir takım yapılarımızı
terörist, cani, katil, işte sabotajcı, işte suikastçı diye yaftalıyorlar. Şimdi bu bir savaştır. Yani savaş, yanlış anlaşılmasın ama bu bir savaştır ve savaşta meşru gücün Türk Mukavemet Teşkilatı 1955'ten ki 58'den itibaren diyelim, 58'den 74'e kadar bir sivil örgütlenme olarak askerlerin içinde olduğu ama asıl eylemi koyanların sivillerden oluşan bir yapı olarak 74'ten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber hareket eden 1976'da buraya not almıştım. Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yasallaşmış zemin olan bir yapıdır. Ama bu yapıya çamur atarak şunu yapıyorlar. Biz bu hataya düştük, onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Türkiye'nin Niderlanda'da, Türkiye'nin doğal sınırlarında, doğal ilgi alanlarında olan yerlerdeki bir takım çalışmaları maalesef ki Türkiye'nin içerisinden biz çok fazla yıprattık. Azerbaycan'da da böyle oldu. Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda, birinci Karabağ Savaşı'nda, yani Azerbaycan toprakları işgal edildiğinde Türkiye'den çıkan, giden yüzlerce insan var, gönüllü insan var. Türkiye'de bir grup onlara da çamur attı. Onları da tukaka yaptı. Evet. Dolayısıyla bizim burada o büyük mücadelede, yani doğal sınırlarımız, doğal idealatımızdaki büyük mücadelemizde bu isimlerini sonradan duyduk biz bu insanı, değil mi? Yani biraz da bir ölüm ilanı gösterdi Gaffar Bey. Bu insanları biz sonradan gördük, sonradan duyduk, sonradan bildik. Ama o insanların isimlerini bilmediğimiz yüzlerce, binlerce kahraman var. Ve o kahramanlar sayesinde şu anda Kıbrıs'ta Türk unsuru var, Türkler var, Müslümanlar var. Ama buna çamur atarsanız amacınız şu, Kıbrıs'ı Rumlara verelim. Çok güzel. Doğu'da ve Güneydoğu'da zaten HDP'nin özellikle çırtkanlığı devam ediyor. Verelim. Veya PKK'nın şeyi verelim. Oldu. İstanbul'da Patrikhane'yi ekümenik ilan edelim ve onu bir Vatikan gibi inşa edelim. Olur. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'ne bağlayalım. Biz ne olacak? Sivas'la Çankırı arasında, Çorum, Yozgat arasında, belki Ankara'da kalır. Şöyle daracık bir alanda birleşelim. Hedeflerine sev. Ayşe Nur Aslan bence yani sadece özür dilemekle yetinmez. Mesleği bırakması gerekiyor. Bence de. Turgay Güler, bu noktada Hasan Öztürk'ün konuşması bittiyse, evet, tarihi bir olay, içinde Sayın Cumhurbaşkanı da olduğu hiç yazılmayan tarihi bir olay aklıma geldi. Bakın, Rauf Denktaş, Ayşenur Aslan'ın yerden yere Denktaş nasıl bir isimdir? Biraz ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz işte bu olaylar çıktıktan sonra biz savunuyoruz Türk Mukavemet Teşkilatı'nı. Şunu diyen çevreler var. İşte sizin Cumhurbaşkanınız da başbakanken Rauf Denktaş'la çekişiyordu. Bu o da onun hakkında pek çok şey söyledi gibi bazı argümanlarla karşımıza çıkıyorlar. 2000'li yılların sonuydu bakın. Sayın Erdoğan başbakandı ve bizim Akşam Gazetesi yazarları ilk genel merkezde Ceyhun Atuf Kansu sokaktaki, Ankara'daki ilk genel merkezinde AK Parti'nin yemeğe davetliydi. Sayın Başbakan bize bir yemek verdi. O yemek sırasında, şimdi ismini vermeyeyim çünkü o dönem Akşam Gazetesi'nin türden insan vardı, her fikirden insan vardı. Şimdi ismini verirsem herkes çok sert tepki gösterir. İsmini vermeyeyim. Bir arkadaşımız çıktı, dedi ki Sayın Başbakan'a, o dönemde şimdiki Cumhurbaşkanı'na, ya dedi, bu Rauf Denktaş da fazla oluyor dedi. Sizin elinizde bilgi ve belgeler varsa bize verin de dedi. Biz bunları Rauf Denktaş aleyhine yazalım, size destek olalım dedi. Rahmetli Hasan Celal Güzel oradan fırladı. Böyle bir rezalet olmaz dedi. Böyle bir konuşma da olamaz. Böyle bir talep olamaz. Bu talebe de Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları cevap veremez dedi. Sayın Erdoğan da, tabii ben de destekledim bunu. Sayın Erdoğan da döndü ve aynı şekilde Rauf Denktaş'a dedi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı Rauf Denktaş'la çekişebilir ama onun aleyhine bir bilgi, belge kimseye veremez dedi. Yani bu derece önemli bir insandır.
kimsenin kirleteleyemeyeceği bir insandır. Böyle de bir olay oldu. Evet, doğrudur. Çekiştiler. Ama bizzat şahit olduğum, tanıkları olan, yani Akşam Gazetesi'nin bütün ekibi oradaydı. O dönemdeki yazarlara bakıldığında tanıkları olan bir olaydır. Çekiştiler ama Sayın Cumhurbaşkanı da o dönemde bile Rauf Denktaş'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nın hakkını, hukukunu teslim eden, çekişmeye rağmen onların aleyhine, gazetecilerin istemesine rağmen, zorlamasına rağmen belge ve bilgi vermeyen, demeç vermeyen bir isimdir. Bunu da buraya kaydedelim. Bu tarihi bir olaydır. Şimdi bu yeri gelmişken, yani konu kapanmadan şunu söyleyeyim. Hı hı. Mesela Türkler Kıbrıs'ta Rumların tecavüzlerine uğradıktan sonra neden örgütlendiler? Neden bu Türk Mukavemet Teşkilatı gibi bir yapı oluştu? Şimdi bu bir defa bizim, Hasan Bey söyledi, onun için orayı söylemek istiyorum. Biz bunu yaşadık. Yani Girit'te biz bunu yaşadık. Bugün Girit dediğimiz ve sadece birkaç yüz Türk'ün yaşadığı, sayısı yüz bile olmayan Müslüman'ın yaşadığı ada, bir zamanlar nüfusunun yarıya yakını Türk'tü. Türk ve Müslüman'dı. Yüzlerce yıldır orada yerleşikti. Bazıları da ihtida etmiş Müslüman'dı. Yani adanın yerli halkı Müslümanlığı kabul etmiş ve dönmüş kişilerdi. Müslümanlar büyük bir, yani azınlık değildi. Çoğunluğu oluşturuyorlardı. Bazı isyanlar çıkarıldı, bir şeyler oldu, karıştırıldı. 1878 Berlin Anlaşması'nda Girit'te bağımsız bir idare kurulması konusu gündeme getirildi. Zaten Berlin Anlaşması, biliyorsunuz, Osmanlı-Rus Savaşı'nda biz çok ağır kayıplar verdik. Abdülhamit daha sonra Berlin Anlaşması ile o kayıpları telafi etti, bir kısmını. O telafi etme sırasında, yani bir kısım büyük kayıplar, yani buraya İstanbul'a gelmişti Ruslar, Ayastefanos'a, Yeşurt'a kadar gelmişlerdi. Orada verilen tavizlerden biri de, mecburen verilen tavizlerden biri de Girit'te bir bağımsız yönetim kurulması işiydi. Bunu Sultan Abdülhamit 1898'e kadar geciktirdi siyaset yoluyla. 20 yıl oyaladı bu planı. Fakat artık 1898'de devlet pes etti Osmanlı. Girit'te bir ortak idare kuruldu. Yani Girit Devleti, Girit Cumhuriyeti de deniyor buna. Girit Devleti kuruldu. Büyük devletlerin himayesinde. İngiltere başta olmak üzere. İngiliz himayesinde. Güya orada işte şimdi o zaman Kıbrıs'ta kurdukları gibi tek devlet modeli. İki halk tek devlet. Güya öyle bir şey kuracaklar. Efendim devlet başkanı Rum olacak. Onun yardımcısı Türk olacak. Biliyorsunuz yani rahmetli Fazlı Küçük, rahmetli Rauf Denktaş Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptılar. Makarios Cumhurbaşkanıydı. Onlar yani Türk olan tarafta Cumhurbaşkanı yardımcısını çıkartıyordu. Girit'te bu model Güya uygulandı. Fakat 1908'de, yani meşrutiyet devrimi olunca, iç karışıklıktan istifade eden Rumlar büyük bir Türk katliamına giriştiler ve aynı anda da Yunanistan'a bağlanmayı deklare ettiler. Yani o Megola İda'nın içindeki hedefi yaptılar ve Girit'te bir tek, yani Girit bizim için bir faciaya, bir trajediye dönüştü. Bugün Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin bir bölümü... Tarihin en büyük katliamlarından biri bu. Tabii, çoluk, tabii, çocuk, tabii, kadın, tabii, hepsini kestiler. Tabii, çok büyük bir katliama maruz kaldı Türkler. Bugün Kıbrıs'ta yaşayanların bir bölümü de Girit muhaciridir. Türkiye'de biliyorsunuz Girit muhaciri pek çok aile vardır. Yani Girit'ten kaçarak hayatını kurtaran. Yani biz, yani vatan ne demek? Vatan demek ekmek demek, aş demek, namus demek, hayat demek, gelecek demek, umut demek, vatan demek, ev her demek, şey demek, her demek. Şey demek vatan. Yani her şeyini kaybetti Türkler orada. Bu böyle olduğu için Kıbrıs gibi bir yerde biz ikinci bir defa bu senaryoyu yaşamayalım. Yaşarsak Allah korusun, Hasan Bey değindi, orada buna müsaade edersek yarın bu Türkiye'de olur. Olmaz değil. Ve Ayşe Hanım gibi isimler, yani gazetecilik değil, yani bu gazeteci falan bırakmaları gerekir. Vahim olan şey şu, yıllarca Türkiye'nin çok büyük bir televizyon kanalında ana haber bülteninde neyin yayınlanacağına bu hanımefendi karar verdi. Evet. Biz nasıl bir ülkede yaşamışız, bizi kimler yönetmiş, asıl insan ona üzülüyor bunu görünce. Şimdi en çarpıcı konuya getireceğim mevzuyu. Ama öncesinde belki bir küçük bir mola verir, soluklanın diye. O da şu. Bakın, Kıbrıs demek dün stratejik bir toprak parçası demekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğini çok ama çok ilgilendiren, bize dönük hesapların üssü olabilecek bir noktaydı, değil mi? Aynı zamanda Türk yurduydu.
Tabii ki. Hem Türk yurduydu hem de stratejik bir yurdumuzdu. Değil mi? Bugün bambaşka bir tablo var ortada. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bakın, düğmeyi şöyle ilikleyin Allah aşkına. Ben buradan siyasi görüşü ne olursa olsun, yeter ki vatansever olsun. Çağırım onlara. Öbürüne hiçbir şey yapamam. Söylediğim hiçbir şey tesir etmez. Düğmeyi şuradan ilikleyelim. Her şey ne işimiz... Ya kaldır şunu Ömer. Ha tamam. Ömer bize çay ikram edecek için araya şey attı. Ayşenur Hanım çay dolgusu attı. Çay. Çay dolgusu. Çay dolgusu. Tamam al. İnsicamım bozuldu Ömer. Şöyle başladı. Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de diye başlandı değil mi? Ne işimiz var Libya'da diye başlandı değil mi? Hafter'i dost ilan ettiler kendilerine değil mi? CHP ve AVN'si. Doğru mu? Layıktı o. Layık sözüm ona. Evet. Layıktı. Hafter layıktı. Sekülerdi. Sekülerdi daha doğrusu. Layık değildi. Sekülerdi. Öbürü de ihvandı. Şimdi tam, aslında tam bambaşka. Adam Türkiye'ye cihad ilan etti. Biliyorsun değil mi Hafter? Evet. Şimdi izah edeyim ben. Biz Doğu Akdeniz'deydik zaten. Ama orada ikinci bir pozisyon aldık. Sondaj gemilerimizi de gönderdik. Orada faaliyetlerimize başladık. Savaş gemilerimizi gönderdik. İHA, SİHA, F-16'lar her şey orada idi ve konuşlanmıştık. Bize durdular de facto bir anlaşmayla değil mi Yunanlılar? Bizi oradan def etmeye çalıştılar. Biz de gittik Safter'le yani Libya'yla deniz sınır anlaşması imzaladık. Saraç'la. Ben de dedim. Hafter'le Saraç'ı birleştirdi. Safter dedi. Safter'i birleştirdi. Yanlış söyledim. Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Saraç'la bir anlaşma imzaladık ve olayı çözdük. O esnada Fransızlar, Amerikalılar, şunlar bunlar devreye girdi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış meşru iktidarın başbakanını Hafter'e boğdurmaya, Hafter tarafından onu devirip bizim Libya ile yaptığımız anlaşmayı kadük hale getirmeye, yırtılıp atılmasına vesile olacak bir operasyona giriştiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun üzerine sahip olduğu imkan ve kabiliyetle Libya'ya gitti. Hafter teröristinin meşru hükümeti devirip alaşağı etmesini önledi ki bu anlaşma, Türkiye'nin elini güçlendiren hakkı olan bu anlaşma yırtılıp atılmasın diye. Bu olurken CHP'liler kıyameti kopardı. Vatanseverlere sesleniyorum ya. Atatürkçülere sesleniyorum. Bu cumhuriyetçilere sesleniyorum. Kıyameti kopardılar ve dediler ki ne işimiz var Libya'da? Hafter sekülerdir. Öbürü ihvandır. Ya Birleşmiş Milletler tarafından tanımış resmi hükümetin başbakanı bu adam. Hafter açık açık söyledi. Biz Saracı devireceğiz. Bu anlaşmayı da iptal edeceğiz dedi. Yunanlılar Hafter'le görüştü. Fransızlar Hafter'le görüştü. Amerikalılar Hafter'le görüştü. CIA Hafter'le görüştü. Zaten CIA yetiştirmesidir. Ama başaramadılar. Şimdi burayı anladık değil mi? Ne işimiz var Libya'da? Başka ne işimiz var Doğu Akdeniz'de? Sonra Makaryos heykeli. Sonra Meze'ye Kıbrıs'ı verme. Sonra Tunç Soyer'in Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım. Sonra Ayşenur Aslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı gibi bir teşkilatı suikastçı illegal ilan etmesi. Başka örnekler de sayabiliriz. Hasan Öztürk de saydı. Nereye geliyoruz? Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları ve hidrokarbon kaynaklarına geliyoruz. İkinci şeye de gel. Bir dakika. Parantez. İkinci şeye gel. İsrail gazı nasıl gidecekti? Şimdi nasıl gitme ihtimali var? Evet. Allah aşkına bakın. Gördüğünüz, görmekte olduğunuz şey sandığınızdan çok daha büyük bir fotoğraf. Devletler çıkıp bu fotoğrafı açık ve net anlatmaz. Uluslararası boyutu nedeniyle. Ama biz görürüz.
Görmesi gereken herkes görür. Şimdi bu arkadaşlar, ismini saydığım bu arkadaşlar neyiniz düşümü Gaffar yakınca? İşte karşı tarafın görüyorsunuz. Aynı şey. Aynı planın parçası. Bitti mi bitmedi. Karabağ'ın işgalden kurtarılması sadece kardeşimiz Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olarak görülemez. 30 yıllık bir işgalin günü geldiğinde artık sonlandırılıyor olması olarak görülemez. Karabağ dediğimiz Ermeniler tarafından işgal edilmiş Azerbaycan Türkünün anasının ak sütü gibi helal olan toprağı, sadece toprak değil, orası bizimle, Türkiye ile ta Orta Asya'nın steplerine uzanan bir bağın koparılması, bir yolun kapatılması, bir set, Ermenistan'ın, Ermenilerin Karabağ'daki o toprak parçasına ihtiyacı olduğu için gelip işgal ettikleri bir yer değil orası. Değil, değil mi? Ermenistan'ın aşağı doğru uzanan burnu, Ömer harita bulabilirse göstersin. Şimdi bakın, Zengezur. Şimdi bakın, biz şeyde ne yaptık? Bu Karabağ zaferinin sonundaki anlaşmada önemli bir detay var. Koridor. Bir koridor detayı var. Yani işte efendim, biz hani Karabağ'ın tamamında da, değil mi, en son noktaya kadar da Azerbaycan askeri gidebilirdi. Gitmedi. Karşı taraf ben teslim oluyorum dedi. Evet. Ellerini kaldırdı. Biz de tamam dedik. Hankendine girmedik mesela. Hankendine yürümedik. Evet. Şimdi Hankendi Azerbaycan toprağı şu anda. Evet, ama orada evet. Bir detay var. O koridor detayı var. O koridor nedir? O koridor şu demek. Türk'ün tam 200 yıldır kopartılmış olan bağının kurulması demek. Bak işte burası. Yani bu tabi başka Ermeni, bir şey daha var. Ermeni şeyiyle konulmuş. Gaffar yakınca. Bir dakika ya. Bak bu çok, Ömer bunu bilerek getirdi. Şimdi Ömer bunu bilerek getirdi. Kulağıma söyledi şimdi. Tabi. Hayaline bak, hayaline. Hayali tabii, bitmiyor. Tabii. Bak hayali bitmiyor. Şimdi burası. Bak yukarısı. Bak şimdi, Ermenistan, Van Gölü, Van. Hayali bitmiyor. Doğu Kars. Hayali bitmiyor. Bu genişleme tablosu. Yukarısı genişleme Ahılkelek. Tablosu. Bak burası Türk şehridir. Ahılkelek yani. Zaten evet. Adı Ahılkelek. Yani Ahalkalaki yazdıkları ya. Ahılkelek. Burası Gümrü. Burası Türk şehridir. Erivan dediği yer Revan. Revan'dır. Burası Türk şehridir. Başkent dedikleri yer. Önemli değil yani. Bugün Ermenistan nüfusu da. Ermenistan toprak bütünlüğüne bizim bir gözümüz yok. Ama şurası, şu kama, bakın. Yani Azerbaycan'la Türkiye arasında, yani Nahçıvan Azerbaycan toprağıdır. Şu harita detayını bu, ne olur bir daha söyle. Bu, araya, bu hayal ettikleri harita. Tabii bunu tabii. Bilerek verdik. Tabii tabii, özellikle ya. Bunu veriyoruz. Şimdi bu şey, yani Türkiye'den topraklar kopartılıyor vesaire. Burayı Batı Ermenistan olarak tanımlıyor. Hı hı. Batı ile Doğu'yu birleştirecek. Nasıl birleştirecek? İşte bütün o arada kalan kısımları alarak, yani Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt'ı Ermenistan olarak tanımlamış. Bizim bugünkü güncel haritaya baktığımızda Türkiye Nahçıvan'a komşudur Azerbaycan'a. Nahçıvan'dan sonra Azerbaycan tarafında Karabağ var. Karabağ'ı işgal etmiş. Burayı da Sovyet döneminde aldı zaten. Yani evet. Burayı Moskova verdi Ermenistan'a. Evet, evet. Niye verdi? Çünkü Türk nüfusunun, çünkü buradan başladığınız zaman İstanbul'dan, hatta bugün itibariyle bakarsak Köln'den tutun Almanya'dan ta Çin denizine kadar bir Türk koridoru var. Müslüman Türk zinciri var. Hattı var, zinciri var. İşte siz bu kamayı oraya soktuğunuzda onu engelliyorsunuz. Bu Karabağ dediğiniz şey Karabağ'dan ibaret mi? Ve Karabağ verirseniz buraları da verirsiniz. Erzurum'u, Erzincan'ı da alır. Bu tarafı da aşağıda başkalarına verir, biliyorsunuz. Hepsini kaybedersiniz. Evet. Kıbrıs da böyle hikaye. Şimdi biri ne olur kaldır bunu. Biri ne olur bana şunu izah etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olan Ünal Çeviköz nasıl olur da maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptık der. Biri bana ne olur izah etsin. Allah için izah etsin. Turgay Gazi Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir miyim? Partinin İstanbul İl Başkanı nasıl olur da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de Ermeni soykırımı yapmakla, soykırımcılığıyla suçlar. Biri bana izah etsin. Biri bana izah etsin. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var sözünü
Libya'da ne işimiz var sözünü biri bana izah etsin. Biri bana Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen PKK terör devletini meşrulaştırma çabasını izah etsin. Nedir o? Sınırımızda PYD devletini görmek isteriz diyen CHP'lileri duydu mu kulak? Tilki TV'de, Fox TV'de CHP yandaşı Fatih Portakal'ın PKK'ya teşekkür etmeliyiz sözünü duydu mu kulak? Biri bana izah etsin. PYD terör örgütü değildir sözünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ağzından duydu mu kulak? HDP'nin, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde, ta Kuzey Irak'tan başlayıp Suriye'nin kuzeyinden geçip Akdeniz'e açmak istedikleri bir terör koridoru devletini bilmeyenimiz var mı? Hepsini topladığımızda karşımıza çıkan manzara şu: dört bir yanımızdan kuşatılma gayretimiz var ve Tayyip Erdoğan bu kuşatmayı yara yara gidiyor. Onun durdurulması lazım. Hemen devreye gireyim mi? Buyurun. İzin verir misin? Buyurun. Şöyle, şimdi ne işimiz var diyorlar ama Karabağ'ın bizim bir parçamız olduğunu, bizden bir parça olduğunu görmüyorlar. Turgay Güler, araz üstte buz üstte, kebap yanar köz üstte diye bir şarkı vardır. Ondan sonra o devam eder. Ah Laçin, can Laçin diye, can sana kurban Laçin diye devam eder. Bizim bunun gibi o kadar çok şarkılarımız var ki biz çocukluğumuzda hep bunlarla büyüdük. Orası bizim. Biz bu şarkıları buralarda, Türkiye'de söyledik. Onlar bizim türkülerimizi oralarda söylediler. Yani orası bizden bir parça. Biz kendi parçamızı götürüp de Ermeni'ye bırakabilir miyiz? Ermeni dediğimiz şey de siz biraz önce harita koydunuz. Bence birazdan da Ermeni devlet haritasını koyun oraya. Devlet armasını koyun. Ermeni devlet armasının üzerinde hala da Ağrı Dağı vardır. Ermenistan bizden toprak talep ediyor. Mesele budur. Ve bunları görmeyenlere de gözlerine sokmak lazım. Ve maalesef Atatürk'ün devamı olduğunu iddia eden bir partinin İşte danışmanı, ki o kongrede seçtiremedi Sayın Kılıçdaroğlu, danışmanı da bunları söylüyor. Yani maalesef bizim her şeyimiz kirletiliyor. Tarihimiz kirletiliyor, geçmişimiz kirletiliyor, kültürümüz kirletiliyor, kardeşliğimiz kirletilmeye çalışılıyor. Doğrudur, Erdoğan da bunlarla mücadele veriyor. İşte onun için de biz zaman zaman suçluyorlar ya yandaş diye. Onun için Erdoğan'la destek veriyoruz. Çünkü Erdoğan demek de biz demek. Nasıl Karabağ Türkiye demekse, Azerbaycan biz demekse, Erdoğan da bu milletin sesi demek. Türkiye demek. Yani o bu kuşatmaya karşı bir mücadele koyuyor. Öbürü bunu engellemeye çalışıyor. Benim duracağım yer neresi olabilir ya? Benim duracağım yer neresi olabilir? Dolayısıyla şimdi bir küçük mola verelim. Dönüşte CHP Genel Başkanı'nın hani... Kısa bir şey söyledim. Evet. Göreceğiz onu da. Şimdi Emin Bey söyleyince çok güzel bir şey söyledi Emin Bey. Şöyle bir şiirimiz var. Aras, Aras, Can Aras, Bingöl'den kalkan Aras, al başımdan sevdamı Hazar'da çalkan Aras. Bingöl'lü Hazar'ı Aras birleştirir. Aras bir Türk nehridir. Karabağ da Türktür. Yani. O kadar. Bu kadar basit. Kusura bakmayın. Tamam. Evet. Sevimsiz bir mevzu üstüne söyledim ama Emin Bey'in söylediğine ilave bir şey etmek istedim. Sevimsiz bir mevzu üzerine güzel bir şey söyledim. Ben sevimsiz mevzuyu reklam sonrasına bırakacağım. Öyle yapalım. Molanın ardına bırakacağım. Hadi küçük bir mola. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden derken yeni bir konuya giriyorduk. Yani oradan ben engelledim, kusura bakmayın. Tugay ya. Efendim? Engellediler ya. Hani Hazar dendi. Evet. İşte Ermenistan, Türk dünyası falan. Şimdi bir çok sevgili bir dostumuz, arkadaşımız, bizi izleyen birisi bir bilgi notu geçti. Söylemeyeceğim ismini, izin almadım ama bana da siz de bilirsiniz, Gaffar Bey özellikle bilir. Hazar Sözlüğü diye bir sözlük, roman var. Hazar Sözlüğü. Hazar Sözlüğü'nü bir Sırp edebiyatçı yazmış. Enteresan bir şekilde orada Patrukinlerden bahsediyordu. Patrukin. Yani Türkiye'de
Biz bunu FETÖ'nün dilinde de duymuştuk. Hatırlıyor musunuz? Patrik'inde. Şimdi bu yapılar, hani biz Türk Mukavemet Teşkilatı falan TÜKAK'a ilan ederken, yerle bir ederken, onları ateş ederken, bu gizli gizli Türkiye'nin içerisinde, tamam mı, örgütlenmiş yapılar var ve onlar biraz önce Ömer'in gösterdiği harita var ya. Evet. Daha doğrusu Sev diyelim, Sev. Sev haritası da biraz ona benzer. Paramparça. Hepsinin, Türkiye'nin, Anadolu'nun üzerinde haklar üzerinde planları var. Şimdi Patrukin'den, hani Hazar deyince, Hazar sözlüğünde bu Patrukin'den aklıma geldi. Onu da söylemek isterim. Biz Türk Mukavemet Teşkilatı'na ateş edeceğimize, içimizdeki o ezoterik bir takım yapıları da konuşsak bu arkadaşlar, biraz da onlara bir şey söyleyebilirler, çok daha iyi olur. Doğru. Şöyle doğru. Hemen ekleyeyim Hasan Bey'e şunu ekleyeyim. Bakın bunlar Türkiye'de, Karadeniz'de toplantılar yapıyorlar ve buraların kendi toprakları olduğunu söylüyorlar açıktan, Türkçe konuşarak. Bunların görüntüleri var. Belki bir sonraki programda ben sizlere veririm. Olur. Açıktan toplanıyorlar. Buralar bizim toprağımızdır diyorlar. Bunu hatırlatayım dedim. Bir de Turgay Güler, daha önce bir soru sormuştun, cevabını veremedim. Denktaş'ın kaldığı o ev orada duruyor hala. O halde o evin behemeyal hangi ilçedeydi o ev? Çankaya. Çankaya ilçesinde. Yani Çankaya Belediye Başkanı'na seslenelim o zaman. O evi bir müzeye dönüştürebilir. Dönüştürülmelidir. Şimdi ama orada kalanlar var hala. Orada ev yani sahipleri veya kiracılar, o kiracıydı çünkü. Kendi evi değildi. Tamam. İşte onu kastediyor. Olabilir tabii yani. O ev alınabilir. Ya da devlet yapabilir bunu. Devlet, Kültür Bakanlığı yapsın. Kültür Bakanlığı yapabilir. Kültür Bakanlığı o evin sahiplerini mağdur etmeden onlardan o evi satın alıp orayı, bakın hakikaten Kültür Bakanlığı yapabilir bu işi. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim bakın. Eski Sovyet ülkelerini gezenler, yani Rusya'yı, Ukrayna'yı ya da işte Kazakistan vesaireyi, Doğu Avrupa ülkelerini gezenler şunu görürler. Böyle sokakta giderken bir apartman. Küt bir, diye değil mi? Böyle karşınıza bir plaket çıkar. Apartmanın kapısında, alelade bir apartman. Kapısında böyle bir plaket, bir işte yazı, bir küçük rölyef, yani bir insan kabartması mesela, bir kafa vesaire, altında yazar işte efendim büyük yazar, şair Teodor bilmem ne efendim Ivanoviç bu evde şu tarihler arasında yaşadı diye. Yani evi bir müze haline getiremese bile, evet, oraya bir plaket koyar. Hatta o plaketlerde bir de küçük böyle bir çiçek konacak bir oluk koyarlar. Yani en fazla iki karanfil sığabileceği. Bu Azerbaycan'da da böyledir. Yani Emin abi hatırlayacaktır. Bir gittiler işte, Hasan Bey gördüler. Gidenler bilirler. Azerbaycan'da da böyledir. Bu o ülkelerdeki bir gelenek. Ve çok güzel bir gelenek. Biz hani bir müzeye çevirecek parayı bulamasak bile, en azından mesela şimdi Emin Bey anlatmasa biz öyle bir şeyin varlığını bilmeyeceğiz. Halbuki ne kadar kıymetli. Yani Rauf Denktaş gibi bir insan, bir milli kahraman. Ve hani Çankaya'da bir giriş katında, bir bodrum katında ailesinin kalması, ailesini oraya emanet etmiş gitmiş, oraya gelmiş gitmiş. İnsanlar orayı önemli bir yere olarak gidip gelmişler. Bugünkü gençler onları görse, sadece önünden geçse bile büyük bir kazançtır. Yani. Tabii. Burada ne işi varmış diye baksa tarihini öğrenir. Tabii onu öğrenir yani. Neydi, merak eder. Evet. Ne olduğuna bakar. Evet. Yaptık bir çağrı Kültür Bakanlığı'na. Cevap gelir mi bilmem. Gelirse yayınlarız. Yani hiç değilse bir tabela çaksın oraya. Ya bununla da sınırlı kalmasın. Bu genel olarak yani. Biz Rauf Denktaş önemlidir dedik. Başka pek çok devlet adamımız, büyüğümüz, şehitlerimiz çok şey var. Yani evet. Bunlar yapılabilir. Neden olmasın? Basit bir şey. Yani basit devlete ya da belediyeler de bunu el atabilir. Hafıza. Ama şuna geleyim bakın, o hafıza konusu. Demin söylenen konuyu şuna bağlayayım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan ziyaretinde Pontus haritası altında çekilmiş fotoğrafı var. Bakın çok kritik bir şey söylüyorum. İtiraz etmediği bir hadise. Şimdi bu ne demek diyecek insanlar? Bu nedir? Bu şudur. Yunanistan'da aktif vaziyette, faal vaziyette bulunan Pontus Derneği var. Yani Pontusçular var. Pontus soykırımı kabul edilsin. Türkiye'de Pontus için Türkiye toprak versin diyenler var.
Beni Türkiye'de de miting beni de, yapıyor bunlar. Efendim, miting yapıyor Türkiye'de tabii, açıktan, tabii, açık hava toplantıları yapıyor. Hareketle söylüyorum Emin Bey. Türkiye'de evet. Miting yap, yani düşün Türkiye'de miting yapmasına kadar izin veriyorsun. Bu insanlar bizi takip ediyorlar. Ben 2-3 defa yani Gaffar Yakınca olarak 2-3 defa bunların yayın organlarında hedef gösterildim. Yani bu, hatta birinde de şöyle dediler. Bir yazı yazmışız. Vay efendim Türkleri şey aldı. Türk aydınlarını, Türk yazarlarını paçaları tutuştu. Pontus soykırımı falan bilmem ne diye paçaları tutuştu diye hadsiz bir şekilde bizimle yani Türk milletiyle savaş halinde olan bu Pontusların haritasının önüne gidip Ekrem Bey poz verdi. Orada çekilmiş fotoğrafı var. Şu. İşte bakın bu. Bakın aynen böyle. Bunu lütfen bunu gösterelim. Bu çok önemli bir şey. Bakın. Bize anlatın. Ne bakın, olur buyur. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Yunanistan'ın kuzeyinde bir yer. Genelde bu Pontus idealini sürdüren tipler de bunların elebaşlarının arasında çok fazla Türkiye'den kaçma genelde eski solcu tipler vardır bakın. Bunları biz isim isim tanıyoruz. Yani bizim kabilelerden çıktıkları için de biliriz kim olduklarını biz onları. Bunlar davet etmişler. Şu arkada görünen harita Pontus haritası yani şurası Karadeniz. Karadeniz'in altında Pontus sözde Pontus devleti. Burası Türkiye'den talep ediliyor. İddia da şu, iddiayı açık söylüyorum iddianın ne olduğunu. Mustafa Kemal'in emriyle yani Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Rumlara yönelik bir soykırım yapıldı. Bakın yani 1915'i de söylemiyoruz. 1919 senesini söylüyoruz. 1919-1920'yi söylüyoruz. İddiaları bu. Mustafa Kemal Atatürk de bir soykırımcı. Türkiye Cumhuriyeti soykırım üzerine kurulmuştur iddiaları var. Şu anda da tüm dünyada bu soykırım tezini kabul ettirmek için çalışıyorlar. Bakın Mustafa buradaki Kemal fotoğraflar... Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin İstanbul Belediye Başkanı da... Bu iddianın aynen öyle. Aynen öyle. Resmedildiği fotoğrafın tabii, önünde tabii. Gülerek poz veriyor. Vahamete bakın. Şimdi şuradaki fotoğraflar var ya bakın şu fotoğraflar çoğunluğu düzmece sözde Pontus soykırım. Ben Pontus soykırımı iddiasına girmeyeceğim. Özetle şunu söyleyeyim. Rumların, Rum çetelerin örgütlenerek Trabzon, Rize, Giresun, Ordu bölgelerinde yaptıkları yağmalara karşı ve bağımsızlık ilan etme teşebbüslerine karşı. Üstelik bu iş 60-70 yıl sürüyor. Sultan Abdülhamit döneminden başlamışlar bunu yapmaya. Ona karşı Türk milletinin örgütlenmesi, Kuvayi Milliye'nin bunları bu çetenin başına ezmesi işidir. Başka bir şey değildir. Soykırım oykırım yok. Soykırım varsa sivil Türk ve Müslümanlara yöneliktir. Karadeniz'deki Müslümanlara yönelik bir kırım vardır. Bunlar bunun peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olan şahıs oraya gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Her yeri ziyaret edersiniz. Ama neyin önünde poz verdiğini bilemeyecek kadar cahil bir insan değil. Yani Türk halkı bunu görmek zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bunu görmek zorunda. Çünkü buradaki şu tablo yahu doğrudan Türkiye'yi ve doğrudan aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir tablodur. Buranın önüne gelirken İzah etmediler mi ya da şuranın bilmemesi mümkün değil. Bir Karadenizli olarak bilmemesi mümkün değil. Şu haritayı bilmemesi mümkün değil. Karadenizliler bu ülkenin en yurtsever insanlarıdır. Aynen en öyle. Başında gelirler. Aynen en öyle. Vatansever insanlarıdır. Aynen ve öyle. Böyle bir utanç tablosuna da en önce onlar isyan eder. Onlar isyan ediyor. Zaten önce onlar isyan ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bunu görmeli. Yöneticileri de bunu görmeli. Emin Bey konuyu açtı. Ben söylemeden geçemedim. Yeri gelmişken bunu da konuşalım yani. Eyvallah. Bunlar yapılıyor bu ülkede. Şimdi elektrik faturalarıyla açtık programı. Elektrik faturalarıyla kapatalım istiyorum. Çok elektrik yanıyor. Elektrik yanıyor bizim. Cereyan yanıyor. Evet faturalar can yakıyor. Bununla ilgili tedbirler ardı ardına alınıyor. Bunların hepsini konuştuk. Fakat şöyle bir tedbir, çok ürkütücü bir tedbir. Bir, PKK'nın çağrısı vardı hatırlıyorsunuz. Sokaklara dökülün çağrısı. HDP elektrik faturaları üzerinden bunu hayata geçirme derdinde Doğu ve Güneydoğu illerinde. Batı'da da Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir çağrı yaptı ve dedi ki ver. Bu sözün ardından CHP'liler sosyal medyada faturamı ödemiyorum hashtag'i etiketi altında bir araya geldiler ve bir sivil itaatsizlik çağrısı yaptılar. O ara tabi bu ikinci söylediğim de tasvip edilebilecek bir şey değil. Dendi sosyal medyada. Diyelim İstanbul'da, Ankara'da yaşayanlar da
İSKİ'nin, ASKİ'nin su faturasını İGDAŞ'ın şunun bunun ödemez. Ne olur sonu? Bu nasıl bir çağrıdır? Ana Muhalefet Partisi'nin başındaki insandan, genel başkandan beklenebilecek bir çağrı mıdır bu ya? Buyurun. Ben çok kısa tutayım yani. Hasan evet. Bey'in, Emin Bey'in söz hakkını çok çalmayalım. Şu yani birincisi şöyle. Sen ödedikten sonra 16 dakika. Ondan sonra bir 20 dakika konuşuyorum. Bugün benden çalabileceğiniz kadar çalabilirsiniz. Evet Hasan. Seni bugün tamam. Peki. Dinlendiriyoruz. Peki. Hasan Öztürk. Konuşmayacağım, konuşmayacağım dediğiniz gerçek oldu sonunda. Şimdi bu elektrik enerji fiyatlarındaki artış dünyada genel bir sorun. Türkiye'de de özel bir sorun. Türkiye'nin de özel olarak bunu önüne alması lazım. Yani dünyada genel bir sorun deyip altına sığınamayız. Enerji politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Benim buna dair söyleyeceğim iki cümle var. Bunları mutlaka söylemek istedim. Birincisi bu işte dünya iklim şartının imzalanması, iklim protokollerinin imzalanması, yeşil enerji vesaire konuları nedeniyle kendi enerjimiz olan termik santralleri kullanamıyoruz. Yani bugün sağdan sola her yerde bir termik santrale karşı bir konsensüs oluşmuş durumda. Ben buna karşıyım özel olarak. Bunu belirteyim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kömür madenleri vardır. Kömür madenlerini yüksek filtreyle vesaireyle kullanılabilir hale getirirsiniz ve kullanırsınız. Yani şöyle bir hesap yapmıyorlar. Batılılar bu yeşil, çevre vesaire diye konuşurken emisyonu azaltalım. Maalesef bizim hükümetimiz de bunun altına imza atıyor. Almanlar Rusya'nın kapısında şimdi, kömür... Şimdi efendim azaltalım, tamam azaltalım ama önce şöyle yapalım. Yani gelin siz dünyayı 200 yıl boyunca kirleterek elde ettiğiniz gelirin bir kısmını bize verin önce. Verin. Önce verin, onu paylaşın bizimle. Sonra da biz termik santralimizi, fabrikamızı, şunu bunu kapatalım. Tamam biz sizin şartlarınıza uyalım ama dünyayı biz kirletmedik ki, dünyayı kirleten sizsiniz. Yani Batılılar bugüne kadar dünyayı kirlettiler, faturasını bize çıkarıyorlar şimdi. Onun için bizim termik santrallerimizi, kömürümüzü enerji üretmek için kullanma hakkımız olmalı. Ya da kullanmayacak isek uluslararası kuruluşlar bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bunun karşılığını vermeli, sübvanse etmeli. Yani Alman ne güzel kömürü kullanmış, dünyayı kirletmiş, ondan sonra nükleere geçmiş, sonra rüzgara geçmiş. İş bize gelince, sizin söylediğiniz konu tekrar gibi olacak ama yani sen kömürü kullanma, nükleeri yapma, rüzgarı yapma. Ya biz bu elektriği biz nereden yakacağız kardeşim? Evet oraya geliriz işte. Ondan sonra oraya geliriz. Şöyle bir örnek verelim. Herkese bisiklet dağıtalım. Tabii, bir de dinamo lastiğine yani takalım. Komik komik noktalara varız. Elektriksiz medeniyet olmaz. Bizim buna ihtiyacımız var. Bunun için de bu yöntemleri bizim bir defa kullanmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin 12 Eylül'den sonra bakın bir iktidar dönemini alarak da kısa söylemiyorum. Daha Kemal Kılıçdaroğlu şu an kısaya geldi. Kısasını aktarıyorum. Bak, kısa deyince düşün işte. 12 Eylül'den itibaren yapılan enerji dağıtım özelleştirmelerindeki mantığın tekrar masaya yatırılması lazım. Bakın dağıtım şirketleri yüksek karlar elde ediyorlar. Biraz bu karlarından fedakarlık edecekler. Kesinlikle. Ya her defasında dönüp devlete, devlet onu yapsın, devlet bunu yapsın. Ya tabii ki devlet babadır, vatandaşa sahip çıkar ve şu anda da çıkıyor, tedbir almaya çalışıyor ama. Bu denetleme kuruluşlarının da denetlenmesi. Özellikle güzel yeri gelmişken söyleyeyim, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu denen kuruluşun da denetlenmesi lazım. Evet. Adını ben koyayım yani. Adını ben koyayım. Bu iş böyle olmaz. Vatandaş feryat etmeye başlarsa bu feryat büyür ve başkaları tarafından istismar edilir. Bakın sosyal medyaya giriyorum. SPK'ya yönelik böyle çığlıklar var. Evet. Şunu niye bakmıyorsun, bunu niye bakmıyorsun diye. Evet. Şimdi bir dakika ya. İnsanlar buna niye bakmıyorsun, bunu niye göz ardı ediyorsun diye tepki veriyor ve bir şey olmuyor diyorlar. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ona bağırıyorlar, çağırıyorlar. Mesela diyor ki bir tanesi, ya doğru düzgün elektrik alamıyorum diyor. Hattı çekmemiş, ne bileyim, ne diyoruz, altyapısında sorun var diyor. Şu diyor, bu diyor vesaire. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. İşte olması lazım. Ne bileyim, bankacılık düzenleme denetleme olması kurulu. Olması lazım. Denetleme kurulları denetlemiyor demek ki. Onları da benim denetlemesi lazım. Şimdi bak, denetleme kurulu. Niye kurulmuş o kurulu? Niye kurulmuş? Buradan. SPK'yı söylediğiniz iyi oldu yeni gelmişken. Bakın SPK'nın kendisini denetlenmesi lazım. Sermaye piyasası denetleme. Evet, çünkü isyan ediyor vatandaş. Yani borsada para yatıran, borsa şirketlerine para yatıran vatandaş, ben bu parayı kime yatırdım, ne oldu, neye göre iniyor çıkıyor, nerede manipülasyon yapılıyor, hangi bazı hukuki kararlar nelere göre alınıyor, arkada ne dümenler dönüyor.
Ya bunlar vatandaş sadece dedikodu olsa... Hayır değil. Bir olur, iki olur, üç olur. Yüzlerce, binlerce var yani. Ya geçen oturuyoruz... Görev düzgün yapılmıyor bu demek. Bu işlerden anlayan kişi... Diyelim ki... kalem hisse kağıdı, defter hisse kağıdı, ne bileyim su hisse kağıdı. Yani herhangi X. Diyor ki şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bunu aldılar, batırdılar, çıkardılar, taban yaptılar, tavan yaptırdılar. SPK bunu görmüyor mu diye bağırıyor mesela. Ama 1, 2, 3, 5 değil, binlerce insan aynı tepkiyi deliliyle veriyor mesela. Bu ortalıkta ya işte dediğim gibi gir EPDK'ya ya da gir diğerine vesaire. Buralarda vatandaşın canını sıkan, canını yakan, rahatsız eden hikayeler var. Var. Açık bunlara kim bakacak? Ha, biz konuşuyoruz burada gün. Bitti, tamam, konuştuk, bitti. Birisinin bakması gerekiyor bu işlere. Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu çağrısına hemen gidelim. Hemen oraya geleceğim. Şimdi buradan bu söylediklerimizi bir kenara bırakalım. Kemal Bey'in çağrısına gelince, Kemal Bey'in çağrısı şu sonucu doğurur. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye aday olduğunu söyleyen, ben diyor bir de Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor değil mi Kemal Bey? Kişinin çözüm önerisine bakar mısınız? Faturaları ödemeyin. Ya siz bu kafayla, yani değil Recep Tayyip Erdoğan'ı zorlamak, yanından geçemezsiniz yani. Sizin çözüm öneriniz bu mu? Yani fatura ödememek yoluyla devlet yönetildiği nerede görülmüş yani? Bu kadar, daha fazla uzatmayayım. Yani. Evet. Emin Bey? Ya olan gariban olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına uyup da faturasını ödemeyen CHP'liler çıkarsa eğer, Kemal Bey kendini kurtarır. Bakın zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden fonlanıyor, çeşitli yerlerden fonlanıyor. 100 bin liralık otelde kalıyor. Milletvekili maaşı alıyor ama bunu ödemeyen vatandaşın elektriğini keserler, icrayı gönderirler, açma kapama parasını da dayarlar, perişan ederler. Yani aklı olan bu çağrının peşinden gitmesin çünkü bu faturanın bedelini mutlaka tahsil eder o enerji dağıtım kuruluşları, paralarını bırakmıyorlar. Çünkü şöyle bir baktım ben programa gelmeden önce, hani devletleştirelim falan diyoruz ama bunlar özelleştirilmeden önce kayıp kaçak bedelleri %25'lerde, 30'lardaydı. Şimdi çok aşağıya düştü. 3'te 1 oranına kadar düştü. Bunlar öyle paralarını falan kimseye bırakmazlar. Yani kayıp kaçak bedeli de bayağı aşağı düştü. Kayıp kaçak bedeli derken şunu söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu faturasını ödemeyecek. Belki milletvekili olduğu için üzerine gidilmeyecek. Belki ne bileyim ben kendisini kurtaracak. Ne olacak? Bu gariban vatandaşa dönecek bu fatura. Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Hayır hayır. Emin Pazarcı. Evet. Burada yapılmak istenen faturaların ödenmemesi değil, onun altını çizeyim de, burada bir kaos planı var. O da şu. Geliyorum ben. Şimdi. Geliyorum. Öyle mi? Yani anlatacağım. Buyurun. Faturaların ödenmesi değil. Bakın Kılıçdaroğlu kalktı. Dedi ki ben çözüm önerilerimi ortaya koyacağım. Daha önce de ifade ettim. Kara kış fonu kurulsun, şöyle olsun, böyle olsun. Onun dışında bir çözüm önerisi var mı? Baktım. Yok. Sadece ve sadece istismar siyaseti devam etti, gitti ve sonunda da bir sivil itaatsizliğe getirdi, dayandı. Şimdi kara kış fonu derken senin bu dediğinin çok daha fazlasını yapıyor şu andaki hükümet. Bu kara kış fonu Türkiye'ye şamil etmiş durumda. Biraz önce belirttim. Elektrik %50'sini karşılıyor, vatandaşa %50'sini veriyor elektrik parasının, dünya fiyatlarına baktığımız zaman. Doğalgazın da %75'ini karşılıyor. Ve sonunda geldiği nokta son derece vahim. Burada da bir sivil itaatsizlik çağrısı var. Bu sivil itaatsizlik çağrısını ilk yapan biliyorsunuz HDP'ydi. PKK ve HDP güçleriydi. Sayın Kılıçdaroğlu da son dönemde oradan böyle çakılan işaretin peşinden koşmayı alışkanlık haline getirdi. Yani ülkeyi yönetecek bir insan, Türk insanını tahrik ediyor, sokağa dökmeye çalışıyor. Yani Kazakistan benzeri bir tablo ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu suçtur denildiğinde de bugün çıktı. Bu benim bireysel bir direnişim dedi. Ya bu kadar komik olabilir mi? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın.
Tıpkı diyor adalet yürüyüşü gibi bu bireysel bir eylem diyor. Senin peşinden gidecek çok insan var. Sen bireysel eylem diyorsun ama sosyal medyada başladı işte biz de faturaları ödemeyelim diye. Baktı pabuç pahalılığı, Cumhuriyet Halk Partisi içinden de eleştirenler oldu kendisine. Böyle bir noktaya geldi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığından bahsediyor. Yani bu kadar basit bir siyaset, bu kadar basit bir üslup ve bu kadar hesapsız tahrik eden bir takım paylaşımlar yapan insan gelip ülkeyi idare edecek. Eyvah ki ne eyvah. Yani burasından neresinden bakarsanız bakın lime lime dökülüyor. En önemlisi de siyasi cinlik. Yani hükümet bu elektrik faturalarıyla ilgili bir değerlendirme yapılacağını ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atılacağını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor. Siyasi cinlikle ben söyledim yaptılar dedirtmek için bunları söylüyor. Yani tamamı hesaplı kitaplı, tamamı bir devlet adamına yakışmayacak ki devlet adamı vasfı yoktur zaten. Tamamı Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışmayacak tavırlar içinde ve bunu sürekli olarak yapıyor. Şimdi, çözüm diye kirletiyor. İstismar siyaseti yapıyor. Emin Pazarcı. Yapıyor. Başka da yaptığı herhangi bir şey yok. Emin Pazarcı, bu işten İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki sürtüşmeye bir malzeme çıkmış. Gördün mü? Gördüm. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Onu da biliyorum. Bakın. Bir saniye. Emin Pazarcı lütfen. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama göndermiş. Diyor ki bak elektrik maliyetimiz var bizim. İşte ama ne diyor su faturalarını sakın ödememezlik falan yapmasın kimse diyor. Saygıdeğer İstanbul hemşehrilerimden bu durumu diyor, dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz diyor. Yani siz boş verin diyor şeyi. Kemal Bey'i. boş verin diyor. Doğru. Doğru ama şunu da diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devlet adamı olmaz. O Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Ve siz beni aday olarak gösterin diyor. Ve bu arada da bazı çevreler, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çevreler Kılıçdaroğlu'nun bu elektrik faturalarını ödemeyin paylaşımı yaparken adeta böyle çaktırmadan ey İstanbullu siz de su faturalarını ödemeyin İmamoğlu sıkıntıya girsin mesajı verdiğini söylüyorlar. Bunlar tabii ciddiyeti olmayan pek çok konu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali ortada. Yani bunlar gerçekten şaka gibi ama Türkiye'nin gerçekleri. Emin Bey bir liste belki yayınlarlar. Yani şu faturaları şu şirketleri ödeyin, bunları ödemeyin. Bunlar seküler şirket. Mesela onu da yapabilirler yani. Biz gibi firmalarına falan yapılıyor değil mi? Belediyeler şunlar, bunlar vesaire. Artan maliyetler üzerinden zam yapabilirler. Tamam. Yapacaklardır da. Buna bir şey diyemeyiz. Ama şimdi iktidara gelmeden önce çıkıp diyeceksiniz ki diyelim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine giderken çıkıp diyeceksiniz ki otobüslerden niçin kar ediliyor bu ülke bu İstanbul'da? Gerekirse otobüslerden kar edilmeyecek. İnsanların ulaşım hakkı bakın anayasal bir hak. İnsanlık hakkı bu falan. Biz bunu çok daha ucuzlatacağız. Ya ucuzlatmaya ellemeseydin bari değil mi mesela derler adama. Biz geleceğiz. Su fiyatlarını %40 düşüreceğiz. İstanbullu daha ucuza su kullanacak. Hatta öyle bir sistem kuracağız ki damacana suyu da almayacaklar. Çeşmelerden kaynak suyu akacak. İçilebilir su. Ya geçtim onu. İçilebilir suyu geçtim. Ki içilebilir. İçilebilir suyu geçtim. Yahu, tartışmalı şu anda. Yani İmamoğlu geldiğinden beri o konuyu tartışıyoruz. Evet. Biraz evet. Ben yani tamam. İçilebilir suydu İstanbul suyu. Şu anda bazı sıkıntılar var. Klor oranı arttı. Arttı vesaire. Yani halktan geleni söylüyorum evet. Ben yani. Şimdi hala içiyoruz. Niye zam yaptın? Abi şimdi niye zam yap? Halk ekmeği şu kadar. Niye zam yapıyorsun? Şimdi diyor ki işte hükümet de şöyle yaptı. Dolar şu oldu, bu oldu. Yahu tamam da o zaman Avrupa'da doğalgaz fiyatları arttı. Hükümet de onu söylüyor. Kömür fiyatları arttı. Onu söylüyor. Küresel enflasyon var. Onu söylüyor. Pandemi var. Onu söylüyor. Yani ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarının
ekonomi yönetiminde bir sıkıntı olduğu için değil, küresel bir takım enstrümanlarda meydana gelen sıkıntının yansımasıdır bu. Sana da yansıyor, birine de yansıyor. Ha, burada artistlik yapmanın genel anlamını söylüyorum. Anlamı ne? Şunu söyleyeceğim. Demin Emin Bey söylerken sonra birkaç cümle Hasan Öztürk'e söz vereceğim. Yormayacağız. Bana birkaç cümle söyleyince vakit isteyeceksiniz ona göre. Siz çünkü konuşmak isteyeceksiniz. Ha, öyle mi? Evet. Program bitiyor. Şunu söyleyeyim. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, ben biraz açayım, ne? Sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü birileri uyardı onu. Yani kim hazırladı onu bilmiyorum. Gaza geldi, çıktı, bu çağrıyı yaptı. Hemen akabinde hazırlanma değil. Neyde yani, bekleyen? Apartta. HDP'nin arkasına takıldı. Yani. Apartta yapmış. Bekleyen troller devreye girdi. CHP'liler devreye girdi. Hepimiz ödemeyelim. Ödenmesin de görsünlere geldi iş. HDP'nin zaten. Şimdi hikaye şu. HDP sokaklara çıkacak. Taşıma akıllı. Karıştıracak ortalığı. CHP de şunu yapacak. Çok daha tehlikelisini. Diyor ki ödeme diyor. Gaffar Yakıncı ödemeyecek. Peki kış günü ödemediğinde faturayı elektrik idaresinde çalışan Hasan'ın oğlu, Emin'in oğlu, benim kızım, öbürünün damadı, şu bu, sayaç okuyucu, mühürleyici gelmeyecek mi? Geldi. Dedi ki senin elektrik faturanı ödemediği için saati mühürlüyorum. Mühürlersin, mühürleyemezsin. Aha, orada bir facia. Kavga çıkıyor. Tamam. Kavga çıkıyor. Orada bir kavga. Evet. Bak, mühürlersin, mühürle. Bu bir, üç, beş değil. Yüzlerce. Mühürlemiyoruz dediler. Mühürlüyoruz dediler. Kapandı, kapanmadı. Ortalık karıştı. Neden medet umuyor, anladınız değil mi? Neden yani medet? Ucuz amaç. Evet, Hasan Öztürk. Şimdi bu çağrıya cevap geldi. Garo Mafya neydi o? Paylan. Garo Paylan. Garo Mafya. Allah rahmet eylesin. Müzisyen. Çekti, müzisyen. CNN, çok kıymetli müzisyen. Evet. CHP'nin yayın organına, Tele1'e ve dedi ki protestoya katılıyoruz, biz de fatura ödemeyeceğiz. Bak, bugün akşam oldu. Güzel. Çok yine güzel. Bu burada dursun. Hı. Ama asıl mesele Kemal Kılıçdaroğlu niye bu kadar tutarsız sorusunu sormak lazım. Bu sorunun da birkaç örneği var. Örneğini vermemiz lazım. Mesela 2010'da genel kurulda ya da kurultayda. Kurultayında aday olarak genel başkanlık adayı olarak konuşmaya çıkacağı zaman ben oradaydım. Bütün tribünlerden Gandhi Kemal sloganını hatırlıyordu. Hatta bir takım merkez medyanın duayen gazetecileri de sandalyeleri çıkartmışlar, çoraplarla masanın üstüne çıkmışlardı. Gandhi Kemal geliyor diye. Gandhi Kemal o gün, marka söylüyorum, etro gömlek giymişti. Şimdi Gandhi Kemal etro gömlek giymişti. Yani bugün almaya kalsak herhalde bir 8-10 bin lira vermemiz lazım o gömleği. Şimdi bu bir. İki. Gaffar Bey bilir. Şimdi. Hayır, bence Gaffar Bey, Hasan Bey, Gaffar Bey bilir dedi Turgay Bey. Ben markayı bilirim ama bence bu muhteşem bir kroluktur. Bildiğiniz kroluktur. Şöyle, yani üzerinde marka yazan 8-10 bin liralık gömlek giymek ayıptır yani. Ya giysin de adına Gandhi Kemal, Gandhi denmesin. Yok, ayıptır yani bence. Bence ayıptır. Gandhi demek çok ayıptır ama giymek de ayıptır. Yani. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gece kaldığı otele 100 bin lira faturayı ödüyor. Ama evindeki elektrik faturası ödemiyor. Bakın. Hani Gandhi Kemal etro gömlek giyiyor. Bir gece kaldığı otele 100 bin lira ödüyor. Ama evinin elektrik faturası ödemiyor. Zenginin parası da Hasan Öztürk'ün çenesini yoruyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Demek ki Kemal Bey'in hesabı başka. Turgay'ı tekrar düşünmeye gerek yok. Doğru bir yerden bakıyoruz. Bu siyaset her şeyi ifsad eden bir siyaset. Yani siyaset dilini ifsad etti. Devleti, yani Emin abi sürekli hatırlatıyor. Devlet adam olamaz diyor. Ben bürokratım diyerek, işte efendim ben üst bürokratım diyerek, devleti biliyorum diyerek, devlet adamım diyerek çıktı ortaya. Devletin kurumlarına ahır dedi bu adam. Değil mi Sayın Kılıçdaroğlu? Devleti ifsad ediyor. Bak, siyaset ifsad etti. Siyasetin dilini ifsad etti. Bu sefer devleti ifsad ediyor.
Şimdi geriye bir şey kaldı. Toplumsal barışları nasıl bozacak? Böyle bozuyor. Şimdi o kurnazlık meselesine değinmek istiyorum. Çok doğru. Dün herkes konuştu. KDV'nin indirilmesi konuşuldu. İşte efendim yeniden bu zamların geri alınması için formüller üzerine duruldu. Sayın Kılıçdaroğlu bir formülle çıkıyor, diyor ki 18'i 1'e indirirseniz KDV'yi ben bu işten şey olabilirim, tatmin olabilirim. Şimdi son cümlemi şu olsun, getirdi ama en önemlisi de artık HDP ile aynileşti. HDP'nin diliyle aynileşti, HDP'nin politikasıyla aynileşti. Bu da CHP'nin bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Eyvallah. Karşılığını buluyor. Şimdi mesela çok ünlü bir yazar, adı da vereyim, Ahmet Ümit. Türkiye yetiştirdiği büyük yazar falan diyoruz. Yazarlığına ben bir şey diyemem yani. Çok hiçbir, görkemli hiçbir bir... Hiçbir kitabını okumadım. Çok görkemli bir masa kurmuş. Hiçbir kitabını okumadım, okumam da. Ama yazar, büyük yazar deniyor. Ahmet Ümit. Masa kurmuş, görkemli. Çok görkemli. Mezeler var falan. İçki sağlığa zararlıdır diyelim. Bir de rakı kadehi almış eline. Bu eline de gaz lambası almış. Evet. Gaz lambamı efendim yakarım, bunu da içerim diyor. Yani bakın, o Kemal Bey'in tahrikinin karşılığı var. Sizin entelektüelleriniz, yazarlarınız, sanatçılarınız, yazıklar olsun. Yani siz, bu ülke sizi mi yetiştirdi bu ülke? Yazık bize yani. O önünde, senin önündeki bir mezenin tabağı 200 lira, evet. 300 lira para. Karides güveç vardı orada. Tabii, her neyse yani işte, evet, öyle şeyler yani. Çok yani ayıp şeyler bunlar. Onu çıkartıyor, bir de fatura şeyine sığınıyor. Yani garip gurebanın. Yani şöyle bir laf vardı, çok da güzeldi, beğendim, benim lafım değil yani, kim yazdı bilmiyorum, o affetsin beni, hatırlamadığım için söyleyemeyeceğim. Yani yoksulların elinde bir yoksulluk vardı, ona da çöktünüz ya. Geldiniz yoksulun yoksulluğuna da çöktünüz yani. Bravo. Hiç değilse ya. Bırakın yoksul yoksulluğundan şikayet, bravo, etsin, ya. Devleti yöneten de yoksulun derdine çare arasın. Yani siz gelip ona da çöktünüz. Tamam, yani. Bitirdik ama ben bir son cümleyle bitireceğim, o da şu. Bakın, sanatçı, yazar, çizer falan. Ama fondaş olanlarından bahsediyorum. Bunlara bir yerlerden talimat gelmiş ve denmiş ki, ya sahneye çıkıp tiyatro yapmayın, sosyal medyada yapın. Sete gidip dizi çekmeyin, film çekmeyin, sosyal medyada yapın. Bir gazetede yazmanıza gerek yok. Alayı şu anda trollük yapıyor. Öyle çok böyle kerli ferli tipler şu anda CHP lehine yurt dışı fonlamalarıyla sosyal medyada bir senaryoyu yalan haber oynuyorlar. Yapıyorlar. Senaryo oynuyorlar. Tiyatro yapıyorlar. Tamam mı? Tiyatro yapıyorlar. Sosyal medyada. Bu gördüklerinizin hepsi para karşılığında sosyal medyada, sözüm ona sözde bu sanatçılar, numara çekiyorlar. Tiyatro yapıyorlar. Oyun oynuyorlar. Yani tiyatrodan kastım, anlaşılıyordur herhalde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür geldik ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.